Arkadaşlar merhaba. Hararet Köklerimiz serisinin bu üçüncü yayını. Tarık Zafer Tuna'yı konu ediniyoruz. Erhan anlatacak, Erhan Sandıkçı. Ben de burada yani sorularımla işte bir şekilde konunun devam etmesini sağlayacağım. Ya bunu başlarken bizim aklımızda şöyle bir şey vardı zaten. Yani çok akademik ya biz şu an var olan en iyi biyografileri ortaya koyacağız diye değil de daha böyle bizden küçük kardeşlerimize veya yaşımızdan büyük de olsa siyaset bilimine henüz yeni giriş yapan arkadaşlara birazcık da bu ciddi bilim adamlarını tanıtmak da amacımız. Ya zaten bizim hani çapımız da belli. İşte yüksek lisans yapan öğrencileriz. O yüzden yani tabii bir Ömer Hoca kadar ciddi bir yayın olmasını beklemeyeceğiz ama yani sizi ya bir şeyler katabilirsek, yeni bir araştırma heyecanı en azından katabilirsek ya, amacımıza varmış sayılırız diyelim. Benim Erhan sen nereden başlamak istersin? Şimdi Tuna'yı ya Avcıoğlu kadar siyasi bir sen muhabbedeyim. Fikirler üzerinden mi götürmek istersin yoksa biraz hayata mı girmek istersin? Şöyle aslında biyografik bilgiyi her tarafta bulabilir insanlar. Ben daha farklı bir yerden girdim. Bu arada senin bağlantın biraz zayıf. O yüzden bilmiyorum ne yaparsın da şey ya biraz kesik geliyor ses görüntü falan. Tamam. Onu Artık ben şey ayarlarız. yapayım. O zaman sen fazla konuşma ben daha çok konuşayım öyle yapalım. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. İlker Aytürk 2015 yılında bir makale yazdı. Post Kemalizm diye. O da şunu anlatıyordu. Türkiye'de 1980'lerden sonra akademide, sosyal bilimlerde post Kemalist paradigmanın hakimiyeti var idi. Bunun ana mesajı. Yani bunun Türkçesi Türkiye'nin demokrasi başta olmak üzere birçok sorununa konmuş yanlış bir teşhisti diyor. Post Kemalist paradigma için. Demokrasi ve diğer sorunlarla alakalı bütün müsebbip olarak sadece Kemalizm veya Cumhuriyet'in kuruluş dönemini gösteren bir akademik anlayış hakimiyet durumundaydı 1980'lerden bu yana. Şimdi bu post Kemalist dönem dediğimiz bu dönemden önce Türkiye'de sosyal bilimlerde, siyaset biliminde en önemli insanlardan bir tanesi Tarık Zafer Tuna'ya ait. Birçok insan yetiştirdi, birçok ünlü kendi alanında uzmanlaşmış, işte önemli eserlere imza atmış insan gayri resmi veya okulda resmi öğrencisiydi Tunay'ın ve Tunay'a aslında farklı dönemleri birbirine bağlayan bir köprü gibi. Post Kemalistler dediğimiz kişiler kimlerdir? İşte İlker Aytürk makalesinde 5-6 isim veriyor, örnek isim veriyor. Bunlar işte Nilüfer Göle, Sevan Nişanyan, başka bir takım isimler veriyor ve bunlardan bir tanesi de Mete Tunçay. Mete Tunçay Tarık Zafer Tunay'ın öğrencisi. Ve Tarık Zafer Tunay için şunu söylüyor Mete Tunçay. 1981 veya 82 yılında yazdığı bir yazıda Rus edebiyatçılardan Turgenev'in galiba bir sözü. Diyor ki biz hepimiz diyor Rus edebiyatçılar olarak Gogol'un paltosundan çıktık diyor. Gogol'un palto diye bir işte hikayesi var sanırım. Böyle bir şey zaten paltosundan çıkmak diye meşhur olmuş bir sözdür bu. Ve Mete Tunçay diyor ki biz de diyor Türkiye'de siyaset bilimciler diyor işte Tarık Zafer Tunay'ın evet nerede kaldığımı hatırlamıyorum bile devam edeyim ben yine de. Şunu söylüyordum. Tarık Zafer Tunay'a Mete Tunçay gibi birçok insan hocalık yapıyor. Bunlardan bir tanesi Erol Şadi Erdinç. Onu İttihat Terakki üzerine çalışmalarla biliyoruz. Zafer Toprak var. Ondan sonra Şükrü Hanioğlu. O da ikinci Meşrutiyet dönemiyle alakalı çalışmalar biliniyor. Abdullah Cevdet'le alakalı ünlü bir kitabı var Şükrü Hanioğlu'nun. Ve Mehmet Öznur Alkan, o da işte Tarih Vakfı'nın sanırım başkanı veya yönetim kurulunda işte yöneticilerin bir tanesi. Dolayısıyla Tarık Zafer Tunay'ın 1980'lerden sonra post Kemalist dönem dediğimiz dönemde de aslında eser veren birçok insana hocalık yaptığını görüyoruz. Bu açıdan post Kemalist dönemde belki Tarık Zafer Tunay'ın fikirleri ile uyuşmayan insanlar ağırlıktaydı. Onların tezleri hakimiyet sağladı. Fakat bu post Kemalist dönemde bile, 80 sonrası dönemde bile Tarık Zafer Tunay'ın bir şekilde bilimsel niteliği sebebiyle etkin olduğunu görüyoruz.
Ve zaten Mete Tunçay şunu söylüyor az önce bahsettiğim yazıda. Diyor ki fikirlerimiz farklılaşabilir, ayrışabilir fakat biz onun patosuna çıktık. Onun siyasi partiler kitabından çok şey öğrendik. Onun yönteminden çok şey öğrendik diyor. Şimdi 80'lerdeki etkisi bu Tarık Sefer Tunayan'ın. Ve dedim ya farklı dönemleri birbirine bağlayan bir köprü gibi. Şimdi 60'la 80 arasına dönersek yani bir önceki döneme dönersek biraz tersten gidiyoruz. 80'den 60'a döndük. 60'la 80 arasında da Tarık Sefer Tunayan zaten en aktif olduğu dönem. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. 59 yılında profesör oluyor sanırım. 59'dan işte 82'ye kadar, 83'e kadar 12 Eylül'den sonra 1402'likler meşhur üniversiteden atılan akademisyenler var. Onların arasında bir rivayete göre. Başka bir rivayete göre arkadaşlar atıldığı için istifa ediyor. Dolayısıyla en aktif olduğu dönem 60-80 arası zaten. Tarık Sefer Tunayan'ın akademik eserlerini verdiği dönem. Birçok eser veriyor bu dönemde ve 60-80 arası dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi hepimizin bildiği gibi 61 Anayasası'nın getirdiği bir özgürlük ortamı var ve farklı örgütlenmeler işte toplumsal alanda işte öğrenci kulüpleri vesaire işçi dernekleri kuruluyor. Farklı gazeteler, dergiler çıkıyor. Donald John'un Yön Dergisi gibi şey. Türkiye solunda ilk defa kamuoyuna açık bir şekilde yayınlar yapılmaya başlanıyor. Çok son derece örgütlü bir toplum var aslında önceki ve sonraki dönemlere kıyasla. Bu 61 Anayasası'nın getirdiği özgürlükten dolayı aslında oluyor bunlar ve Tarık Sefer Tunay'a biz 27 Mayıs ihtilalinden sonra anayasa çalışmaları için kurulan anayasa komisyonunda görüyoruz. İstanbul Üniversitesi'ndeki işte Sıddık Sami Onar gibi, işte Hıfzı Velidoğlu gibi, farklı bir takım şeyler gibi, akademisyenler gibi Tarık Sefer Tunay'a da bu şeyde komisyonda görev yapıyor. Hatta oradaki en aktif insanlardan bir tanesi. Hatta Sıddık Sami Onar, komisyonun başkanı, onunla tartışıyor. Bazı anlaşmazlıklar, uzlaşmazlıklar oluyor ve sonunda Sıddık Sami Onar Ankara'ya giderek, işte o hala askeri yönetim devam ediyor ya, bir şekilde konuşarak komutanlarla, generallerle Tarık Sefer Tunay'ı attırıyor şeyden, anayasa komisyonundan vesaire. Hatta Tarık Sefer Tunay'a 142 mi oluyor? Tam şu an sayı 147 miydi hatırlamıyorum. 27 Mayıs'tan sonra üniversiteden atılan hocalar var. Onlardan bir tanesi oluyor. Daha sonra geri dönüyor vesaire. Dolayısıyla Tarık Sefer Tunay'ın 60 ve 80 arasındaki dönemde de başta o dönemin imkanlarını ortaya çıkaran 61 Anayasası olmak üzere pek çok noktada katkısı var. Bir kere az önce bahsettiğim gibi işte birçok öğrenci yetiştiriyor vesaire. Bunlar 60'lı yıllardaki katkıları ve faaliyetleri ve 70'lerdeki yani, faaliyetleri. Yani özellikle o zaman Tarık Sefer Tunay böyle Doğan Avcıoğlu gibi bir siyasi figür, bir dergicilikten vesaire ziyade daha böyle bir öğretmenlikle ön plana çıkmış anladığım kadarıyla, değil mi? Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet ya öğrenci yetiştirmiş. Avcıoğlu gibi bir yani 9 Mart 12 Mart sürecinde mesela çok aktif bulunmuyor. Avcıoğlu tam onu soracaktım. Bu 60 özellikle 60-71 arasında sence hangi siyasi akıma daha yakın ya da renk veriyor mu? Yoksa hani akademinin bağımsızlığını mı savunuyor? Orada ne görüyoruz daha çok? Şöyle tabii ki senin bahsettiğin gibi daha çok bir üniversite hocası olarak bir öğretmen tırnak içinde olarak katkı yapıyor bu dönem siyasi hayatına. Aktif bir şekilde bulunmuyor, rol almıyor. Fakat tabii ki o dönemin siyasi gelişmeleriyle çok yakından ilgili. Örneğin Turan Feyzoğlu'nun Deniz Gezimşi ile alakalı kitabında yer verdiği üzere biliyorsun Deniz Gezimşi İstanbul Hukuk talebesi. Deniz Gezimşi ile arası çok iyi şey. Daha doğrusu Deniz Gezimşi'nin arası çok iyi Tunay'a ile ve pek çok şeyde eylemde veya işte üniversite işgali, boykot bunlarda bir şekilde ikisinin arasında bir iletişim oluyor. Yani ikna etmeye çalışıyor Deniz Gezimşi arkadaşlarını. İşte birçok faaliyette kendisine danışıyor Deniz Gezmiş veya işte o iletişimi kuruyorlar. Öğrenci hareketleriyle İstanbul Üniversitesi'nde son derece yakından irtibatlı. Onun dışında işte Cumhuriyet Halk Partisi veya başka siyasi partilerle pek bir şey yok. Pek bir etkileşimi yok. Daha çok hoca olarak bulunuyor ve burada faaliyet gösteriyor. Az önce şeyden bahsettim. Farklı dönemler arasında köprü olmasından bahsettim. 80'ler dedim, işte 60'lar dedim. Aslında 60'ların öncesindeki dönemde de tabii o 1916 doğumlu ve Cumhuriyet kuşağından sayılabilir Tunay'a. Bu dönemde İstanbul'da işte okuyor üniversiteyi ve Siyasi Partiler kitabını az önce bahsettiğimiz 1952 yılında yazıyor. Dolayısıyla
60 öncesi dönem, 60'lar dönemi ve 80 sonrası dönemde bir şekilde etkin, bir şekilde faal Tarık Seferi'nde ve etkisi bulunuyor. Az önce sen şeyi sordun işte, siyasi 60'lı yıllarda siyasi faaliyetler ne durumda? Sadece akademisyen olarak mı bulunuyor diye. Şöyle, Tunay'ın bu dönemdeki siyasi gelişme içerisinde 12 Mart mevzusu var biliyorsun. Doğan Avcıoğulları'nın vesaire işte 9 Mart'taki bir askeri müdahale içerisinde o teşebbüs içerisinde etkin olduğunu biliyoruz. Tarık Zafer Tuna'ya çok kısa bir süre tutukluk alıyor veya gözaltına alınıyor 12 Mart'tan sonra. Fakat çok kısa sürüyor. Bu böyle aylar süren bir tutukluk hali değil bu. Fakat 61 Anayasası'nın kendisi yazdığı için, daha doğrusu kendisi de katkı yaptığı için bu anayasaya, bu anayasanın getirdiği özgürlükleri savunduğu için, bunun ortaya çıkardığı örgüt toplumu savunduğu için 12 Mart döneminde askeri yönetimin, daha doğrusu ara yönetimin bu 61 Anayasası'nın maddeleri üzerindeki değişiklik girişimlerine karşı çıkıyor. Bunları sert bir şekilde eleştiriyor. Diyor ki bir takım sorunlar çıkıyor Türkiye'de, bir takım dertlerle uğraşıyoruz. Fakat bunların çözümü yürütmeyi kuvvetlendirerek toplumsal kuvvetleri zayıflatmak değildir diyor. Bunlar böyle bir yaklaşım hiçbir şey çözmez diyor. Ve 12 Mart yönetiminde eleştiriyor. Yani zaten 12 Eylül'de az önce bahsetmiştim. Üniversitenin tasfiye edilenlerinden bir tanesi oluyor. 12 Mart'ta yine başında bunlar geliyor. Dolayısıyla aslında bizim sol Kemalizm dediğimiz akımın akıbetini de yaşıyor bir yandan. Bir Tam yandan onu peşinde. söyleyecektim. O şey dikkatimi çekti. 60'ta anayasa yazıcılarından olup yani gayet artık siyasi elitler arasına girip 71 ve 80'de bu sefer ezilen tarafta olması da hani darbelerin o siyasi akımlara gösterdiği şeye bir hani sembolik bir anlatı gibi. Evet. Erhan şey söyleyeceğim. Bu belirli 10 yıllar arasında köprü olduğunu söyledik Tuna'ya. Aynı zamanda çalışmaları da bildiğim kadarıyla ikinci meşrutiyet ile artık cumhuriyet arasındaki köprüyü atan adam Evet. olarak. İstersen birazcık da oraya gelelim. Yani bir Kemalist, bir genç mesela niye Tuna okumalı? Tarihsel o çalışmalarının ne önemi var? Neyi başlattı? Ondan önce nasıldı? Abi, çok güzel bir yere getirdin konuyu. Ondan önce şeyi de ekleyeyim, unuttum onu. 60'lı Tabii. yıllarda Türk Devrim Ocakları diye bir dernek kuruyor Tunay'a. Başkanlığını yapıyor. Burada işte Türk Devrim üzerine konferanslar, yayınlar falan yapıyor. Senin dediğin gibi ikinci meşrutiyet çok önemli Tarık Sefer Tunay için. Ara sıra sen de buna değiniyorsun. Atatürk'ün yani 1923 ile 38 arasındaki dönemin yüceltilmesi için, daha övülmesi için birçok insan şunu yapıyor. Onların bir önceki dönemi batırıyor ve bir sonraki dönemi batırıyor. Yani işte buradan Enver Paşa'nın ve İsmet İnönü'nün olabildiği kadar kötülenmesiyle beraber Atatürk'ü övme şeklinde bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani bu aslında işte ulusalcılık akımının çok başvurduğu bir yöntem. Fakat en başa döndüğümüz zaman Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına, burada da aslında bir yeni bir rejim kurulmuş. Saltanat ortadan kaldırılmış. Yani düşünün, Atatürk 43 yaşındayken 1300 yıllık hilafeti kaldırıyor. Bu kadar devrimci bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada Tamam Bora'nın şeyiyle, ifadesiyle miladi bir tarih anlayışı var. Yani bizden önce hiçbir şey yoktu. Her şeyi biz getirdik şeklinde bir tarihsel anlayış ortaya çıkıyor. Bu aslında bir zorunluluk. Yani ne kadar şey de olsa, hakkaniyetle davranmaya çalışsanız bile o dönemin şartlar içerisinde tarihe böyle bakmak zorunda kalıyor. Yani Atatürk de böyle bakıyor. Diğer insanlar da böyle bakmak zorunda kalıyor. Ve Osmanlı modernleşmesi hak ettiği kadar aslında ilgi görmüyor Cumhuriyet'in kuruluş döneminde. Çünkü her ne kadar Osmanlı'nın değişim dönemi de olsa bu dönem, neticede Osmanlı'ya ait bir dönem. Dolayısıyla biraz geri planda kalıyor. 1939 yılında Tanzimat Fermanı'nın 100. yıl dönümünde Türk Tarih Kurumu sanırım bir işte şey yayınlıyor, bir kitap yayınlıyor. Orada farklı şeylerin, profesörlerin, akademisyenlerin işte yazıları var Tanzimat'la alakalı. İlk Evet, işaret Tanzimat bu. başlıklı. Evet. Evet, ilk işaret burada geliyor aslında ve ondan sonra esas ilk büyük katkıyı Tuna'ya yapıyor. Tuna'ya meşrutiyetin, Cumhuriyet'in laboratuvarı olarak aslında çok büyük bir tarihsel işlev gördüğünden bahsediyor. Osmanlı modernleşmesinde belki Tanzimat'a, belki Yeni Osmanlılara çok büyük bir ağırlık vermiyor çalışmalarında. Fakat ikinci meşrutiyet dönemi
Onun esas ağırlığını verdiği dönem 1952 yılında yazılan Siyasi Partiler kitabı da zaten esas olarak 1908 yılından 1923 yılına kadar olan dönemde, Milli Mücadele kadar olan dönemde ortaya çıkan siyasi partileri ve şeyleri, dernekleri ele alıyor. Şimdi bu eserin belki bugünden bakarsak birçoğumuza şey gelebilir. Adam işte çeşitli belgeleri bulmuş, yayınlamış ve aslında bunun çok da bir önemi yok denebilir. Fakat birincisi bu belgeleri bulmak o dönem için önemli bir şeydi. Çünkü eski yazıyla yazılmış belgeler bir de. Bunlara tek tek buluyor, broşürleri buluyor. İşte filanca cemiyeti kim kurmuş, kimler kurmuş, nizamnamesidir bunlara ulaşıyor. Bu bir kere bilimsel olarak önemli bir faaliyet, emek vermiş. İkincisi siz teorik olarak bir şeyler söylemek istiyorsanız bile o dönem hakkında elinizde somut bir takım belgeler olması gerekiyor ki bunların üzerinden yorum yapabilirsiniz. O açıdan da önemli bir eser. Üçüncü olarak da sadece belge koyup bırakmıyor Tuna'ya o kitapta. Birçok yorum yapıyor. Sadece o kitapta değil, diğer kitaplarında da. Örneğin bu şeyde Batılılaşma Hareketleri kitabında, şu kitap şöyle göstereyim, Cumhuriyet'in baskısı bu. Burada mesela sayıyor, diyor ki Meşrutiyet döneminde yapılan şu reformlar diyor. Dur bakayım, sende yeni baskı var galiba. Burada bazı reformların diyor Cumhuriyet döneminde yapılan reformların aslında öncülü olduğundan bahsediyor. Örneğin şu sayfada diyor ki üniversite derslerine kadın talebelerin erkeklerle beraber devam etmeleri diyor. İşte kadınların iş hayatına atılmaları, dini teşkilatın okullara müdahale etmemesi diyor. Böyle bir takım şeyler, reformlardan bahsediyor. Tabii bunların çok da radikal biçimlerini biz cumhuriyetlerinde göreceğiz. Demek ki meşrutiyet dönemi aslında bir ara basamak gibi burada. Evet. Meşrutiyetin cumhuriyetten önceki bir adım olarak ortaya konduğunu görüyoruz. Fakat şu da var. Hem bu bir tür devamlılık ilişkisini kuruyor Tuna'ya, hem de bir kopuş görüyor. Burada Tanıl Bora'nın Cereyanlar kitabında bir ifade var. Şey diyor, eleştirel tarihçiliğin diyor öncüsü olacak, sayılabilecek iki kişi diyor. Tunay'a ile Mete Tunçay'dır diyor. Ki o da aslında Tunay'ın öğrencisi. Bu sürekli kopuş diyalektini şöyle aslında görebiliriz Tunay'a da. Osmanlı modernleşmesinin bir devamı olarak aslında görmüyor Cumhuriyeti. Bir kopuş noktası var burada. O da Tanzimat sürecinin Türkiye'yi, Osmanlı'ya getirdiği yer bağımlılık, yarı sömürge olma ve sonunda sevre mahkum olma, yıkılma idi diyor. Fakat Cumhuriyet'in en temele koyduğu şey az gelişmişlikten kurtulma ve bağımsızlık idi diyor. Farkı buydu. Bu fark onu Osmanlı modernleşmesinden ayırıyor. Fakat az önce bahsettiğimiz gibi birçok benzer reform var. Bunların sadece seviyesi, radikallik seviyesi değişiyor. Mesela bir örnek daha vereyim. 1917 yılında hukuki aile kararnamesi veya nizamnamesi çıkıyor. Burada işte kadınların erkeklerin ikinci bir eş alması ilk eşin rızasına bağlanıyor mesela. Yine çok eşitlik var fakat bir derece onu şey zorluyorlar, onu daha zorlaştırıyorlar. Fakat 26 yılında çıkan medeni kanunda tam tersi bir anlayış var. Direkt çok eşitliği kaldırıyor. Hiçbir şeye aşamacılık falan yok aslında. Direkt kaldırıyor yani. Ve mesela hukuk ve aile kararnamesi Hanefi fıkhına falan göre hazırlanıyor, işte hocalar çağrılıyor vesaire. Ama 1926 kanun esası da asla şey medeni kanunda asla böyle bir dini kaynak yok. Tam tersi onun bir şey giriş metni vardır. Bayağı hani aslında dini hukukun geçmişteki dini hukuka bayağı sert sözlerle aslında orada eleştiri var. Dolayısıyla hem bir devamlılık var aslında. Devam eden bir şey, modernleşme süreci, işte daha laik bir, daha seküler bir yapıya geçme süreci var Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Hem de bir takım noktalarda daha radikal farklılıklar ortaya çıkıyor. Tunay'ın ortaya koyduğu şey böyle bir resim. Seninle bu konuyu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Berkes'in çağdaşlaşma okumasının Tunay'dan devraldığı yerler var mı, ilham var mı vesaire gibi. Ya ben okuduğumda evet çok fazla yani özellikle Türkiye'de çağdaşlaşmanın nüvesini bu batılaşma kitabında bulabiliyorum. Ya tabii Berkes üstüne çok şey ekliyor, bazı şeyleri reddediyor, bazı şeyleri ya özellikle birçok şeyi geliştiriyor ve hani oldukça kalın ve zaten bir 15-20 yıl aradan sonra kitabını çıkarıyor ama çok fazla ortak nokta var. Ben sana onu söyleyebilirim.
Bir de Erhan, bu kitabın şöyle bir yanı var, dikkat ettiysen 58 veya 60 gibi çıkmış olması lazım bu batılılaşma hareketlerinin. Çıktığı güne kadar ki hani hem temel batılılaşma sürecini anlatıyor, maddi olarak o tarihi veriyor. Hem de batılılaşmaya dair olan fikirleri de derleyip veriyor. Ya örneğin 1958'de olması lazım ya da 57'de Ümtaz Turhan'ın kitabı çıkıyor batılılaşmaya dair. Niçin batılılaşamıyor mu? Tam hatırlamıyorum, o tarz bir kitap. Onu dahi almış kitabına ve onu inceliyor, olumlu yanlar, Evet. olumsuz yanlar. Yani maddiyatla fikir tarihini bir götürmüş. Bu da oldukça artı Aslında bir şöyle, değer. maddiyat ve fikir derken şuna da girmek gerekiyor. Tuna'nın tarihsel yöntemi, tarihi anlama yöntemi ne kadar materyalist, ne kadar idealist. Burada aslında çok kesin bir cevap veremiyoruz. Çünkü Tuna'ya baktığımız zaman aslında güncel yani o dönemin güncel politikası hakkında yaptığı yorumlarda aslında sınıfı işte veya sosyal eşitsizlikleri çok merkezi bir noktada görüyor. Az gelişmişlik sorun diyor bir kere. En başta yaptığı vurgu şu: Atatürkçülüğe sosyoekonomik bir öz kazandırmak zorundayız. Onu az gelişmişlikten kurtulma meselesi olarak ortaya koymak zorundayız diyor. Bu açıdan baktığımızda sosyal sosyoekonomik bir burada mesele var ve buradan aslında okuyor Kemalizm ve o dönemin güncel siyasetini. Fakat son derece idealist kalan taraflar da oluyor. Mesela bu senin bahsettiğin kitapta Batılılaşma Hareketleri idi değil mi kitabın ismi? Evet. O kitapta işte Ümtaz Turhan'ın tezlerini eleştirdikten sonra genel olarak kendi şeylerini, önerilerini veya kendi fikirlerini ifade ediyor madde madde. Mesela bunlardan bir tanesinde diyor ki Batı ülkeleri diyor medeniyetin işte Batı medeniyetinin yayılması için daha çok çalışmalı diyor. Ve diğer üçüncü dünya ülkeleri ile kurdukları ilişkiyi emperyalizm ilişkisinden çıkarmalılar diyor. İşte köle tahakküm ilişkisi olmamalı diyor. Fakat bu bir takım siyasetçilerin devlet işte yönetenlerin irade olarak verebilecekleri bir karar mı yoksa o ülkelerin işte hakim sınıflarının diyelim ki Marksist bakışla söylüyorsak çıkarları bunu gerektirdiği için bunu bu emperyalist eğilimlerden kaçamazlar mı mesela? Evet. Buradan Tam o bakınca noktaya geliyordum. Şey var burada, yani açıkçası Türkiye kapitalist blokta kalsın diyor. Çünkü hani yazıldığı dönemde de bir soğuk savaşların olduğunu göz önüne alırsak, yani öyle Doğu bloğuna geçelim ya da 3. Dünya'nın önderi olan gibi bir öneri olmaktan ziyade sanki ben ya burada okuyup anladığım kadarıyla kapitalist blokta kalmayı öneriyor. Ama tabii bağımlılık ilişkilerini ortadan kaldırarak. şöyle, Tarık Sapertunay'a da her zaman yani hiçbir dönem yoktur ki anti-emperyalizm vurgusu olmasın. Kesinlikle anti-emperyalist bir söylemi var. Fakat bu Antikapitalist değil diyebilir miyiz? Marksist anlamda anti-kapitalist bir yaklaşıma ait değil, sahip değil bu. Başka bir şey. Zaten şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Tuna'ya biraz Fransız ekolünden. Zaten Saint-Benoît'da okuyor. Ömer Hocam bahsettiği şeye geleceğim ben de. Saint-Benoît'da okuyor. Hatta bir yer Galatasaray Lisesi de var sanırım. İşte Fransa'da bir süre çalışma yapıyor. Maurice Duverger ile ilişkiler kuruyor. Onun bazı yorumlarını eleştiriyor. İşte bir takım diğer yorumlarını Türkçe'ye çeviriyor, anlatıyor vesaire. Biraz daha Avrupa'daki demokratik sosyalizm hareketine yakın gibi duruyor bazı yazılarında. Bunu daha sonra daha başka başına bakabiliriz. Bu biliyorsun Avrupa'da Sosyalist Parti, Komünist Parti ayrımı vardı. Sosyalist partiler Evet. daha Marksist olmayan yollardan işte sosyalizm, evrimci sosyalizm diyebiliriz. Komünist partiler daha devrimci yollardan işte direkt sınıf işte iktidarını falan savunur. Şimdi burada Tarık Sefertunay'a daha şeydeki Avrupa'daki sosyalist partilere demokratik sosyalizm daha yakın gözüküyor. Ama sonuçta Türkiye bir Avrupa ülkesi değil. Bunun da farkında. Türkiye bir az gelişmiş ülke. O yüzden anti-emperyalist bir vurgu burada her zaman var ve ancak belirli bir kalkınma seviyesine geldikten sonra ülkelerin uygulayabileceği bir politika olarak görülüyor. Onun açısından bu demokratik sosyalizm. Sosyalizmi üçe ayırıyor. Bir, işte az önce bahsettiğim demokratik sosyalizm. İki, işte Sovyetler Birliği'ndeki Marksist-Leninist model. Üçüncüsü de üçüncü dünyadaki Arap dünyasını düşünelim. Nasır'ı, Kaddafi'yi düşünelim vesaire. Üçüncü dünyacı sol sosyalizm. Şimdi bu
üçü içinde aslında en yakın durduğu yer en son seçenek. Üçüncü dünya sosyalizm. Çünkü Marksist modele karşı çıkıyor. Otoriter buluyor. Sovyetler Birliği modelini. Avrupa sosyalizmi de Türkiye bir az gelişmiş ülke olduğu için Türkiye'ye uygun değil diyor. Ve önce belirli bir gelişme seviyesine çıkmaktan bahsediyor. Bu da az gelişmişten kurtulmak için uygun politikaların uygulanmasını gerektiriyor. Bu şekilde söyleyebiliriz onun yaklaşımını, sola dair yaklaşımını. Ve şu da var. 60'lı yıllarda güncel konularda yazdığı makalelerde dönemin iktidarlarını, hükümetlerini özel sektöre hayranlıkla eleştiriyor. Kullandığı ifade bu. Özel sektör hayranlığıyla onların lehine bir ekonomi politikası yürütmek ve toplumdaki tepkilere, uyanış adını verdiği tepkilere işte bigane kalmak, gerekli politikalar uygulamamak. Bunlarla böyle eleştiriler yapıyor. Dolayısıyla kendisi bir liberal değil. Yani liberal ekonomiyi savunan bir insan değil. Zaten 61 Anayasası'nda da bir sosyal devlet kavramı ilk defa bizim hukukumuza giriyor. Bu 61 Anayasası'nda katkısı bulunan bir insan olarak buradaki sosyal devlet ilkesini her zaman savunuyor daha sonraki yıllarda da. O yüzden Peki kendisinin şu olabilir mi? olmadığı Yani bu gibi batıl liberal olmadığını söyleyebiliriz yani. bu batılılaşma kitabının henüz 60 olmadan ya da tam 60'ta yazıldığını söylemiştik. Yani daha Türkiye'de sol canlanmamış ve sol yayınlar henüz büyük serpilmemiş. Acaba o dönemdeki fikirleri sonradan değişip de böyle bir üçüncü dünyacı sosyalizme mi evrildi? Çünkü bu kitapta oldukça batı yanlısı gibi. Tabii hani işte emperyalist olmadan özümüzü koruyarak vesaire ama tamamen Batı medeniyetine girmiş. Hani neredeyse Gökalp gibi böyle bir anlatı var benim gördüğüm kadarıyla. Ya Yani insanların şöyle fikirleri de değişebilir. aslında sen dediğin şey doğru. Batı medeniyetine girmekten asla bir çekince duymuyor. Hep bunu savunuyor. Fakat ekonomi politikası bakımından liberal veya kapitalist bir düzene çok büyük sempatisi yok. Dediğim gibi daha şey daha tırnak içinde ılımlı bir sosyalizm anlayışı var ki hatta şunu da söyleyeyim burada. Bilindiği gibi 65 seçimlerinden önce CHP ortanın solu politikasını ilan ediyor. Fakat Tuna'ya bunu eleştiriyor. Diyor ki ya bu soldur diyor. Niye ortanın solu ifadesini kullanıyorsunuz? Niye orta? Niye merkez diyelim diyor. Bu soldur diyor işte. Şöyle bir ayrım yapıyor. Değişimden yana olanlar daha eşitliğe yönelik işte toplumun alt sınıflarının daha fazla diyelim ki gelirden pay aldığı eşitliği daha eşit bir düzen kurmaya dair değişime yönelik hareketlere sol diyor. Böyle bir tanım var. Bu illa Marksist veya komünist olmak zorunda değil diyor. Ve o yüzden hiç çekinmeden CHP'nin de solda olması gerektiğinden bahsediyor. Eğer iddia ettikleri politikaları savunuyorlarsa bunun da ortanın solu değil, sol olması gerektiği ve böyle adlandırılması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden yani liberalizm ve kapitalizmle alakalı çok da uyumlu bir şeyde değil aslında eleştirel bir konumda. Fakat bu Evet, sadece Marksist veya işte Sovyetler Birliği'ndeki gibi veya sosyalist modelle çok uyuşmayan bir eleştiri. Bunu söyleyebilirim. anladım. Peki senin aklında bir ajanda var mı? Devam etmek istediğin konu var mı? Yoksa ben tekrar konuyu ikinci meşrutiyete getireceğim. Şöyle aslında ikinci meşrutiyetle alakalı önemli bir tespitini veya görüşünü unuttuk. Onu söyleyeyim. İkinci meşrutiyetin esas işlevinin diyor insanları tebaadan vatandaş seviyesine çıkarmak olduğunu ifade ediyor. Burada bir vatandaşlık bilgisi dersi aldık biz geçmişte. Yani lisede idik galiba. Vatandaşlık bilgisi dersleri verilirdi bize. Sonradan kaldırdılar sanırım bunu. Şu an yok. Bunun ilk şeyi, ilk örneği 1908 yılından sonra, ikinci meşrutiyetten sonra yapılıyor ve bugünkü işte tabirle vatandaşlık bilgisi diyebileceğiniz bir kitap yazılıyor. Burada mesela şey var, milli hakimiyet ilkesi burada var. Hatta bunu Cengiz Özakıncı Bütün Dünya Dergisi'nde yayınlamıştı o kitabın bazı sayfalarını. Hatta bütününü galiba. Orada açıkça görülüyor ki milli hakimiyet yani ulusal egemenlik dediğimiz şey aslında 1923'ten önce de var. Çünkü işte seçimler yapılıyor. İşte padişahın alanı kısıtlı. 5. Reşat, Mehmet Reşat çok etkin bir güçlü padişah değil.
birçok yetkisi elinden alınmış. Kanun esası da 1909 yılında önemli değişiklikler yapılmış vesaire. Dolayısıyla şeyden tebaadan vatandaşa geçme şeklinde bir çizgi var burada ve Cumhuriyet döneminde de bu tebaadan vatandaşa geçme meselesinin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığını göreceğiz. İstersen biraz da oraya giriyorum. Ama senin varsa ikinci meşrutiyetle alakalı başka bir şey. Devam edebiliriz oradan. Yani benim aklımda dikkatimi çeken Tuna'ya deyince yani doğrudan ikinci meşrutiyet, yani başka da bir şey kolay kolay insanın aklına gelmiyor. Çünkü kendisi bütün çalışmalarını oraya yoğunlaştırmış. İşte batılılaşmadan partilerine, yani her şeyini çalışmış ve yetmemiş, öğrencilerini de bu konuda geliştirmiş. İşte bildiğin gibi Sina Akşin mesela öğrencisi, doktora tezi yine İttihat ve Terakki üzerine. Zafer Toprak yine öğrencisi. Zafer Toprak hemen her kitabını 1908'den başlatır. Yani bunun önemini yani neredeyse bir miladı 23'ten 08'e çekmiş. Bu açıdan hani bunu tekrar tekrar vurgulayalım ki yani ilk defa Tuna'ya ile karşılaşan varsa aklında bir şey kalacaksa bu kalmalı sanırım. Evet. Bunu söyleyeyim, ondan sonra sen devam et. Kesinlikle dediğin gibi zaten Türkiye'de ikinci meşrutiyetle alakalı bir kitap yazılmışsa eğer, bir kalburüstü bir yazarın yazdığı bir kitap mutlaka Tuna'ya bir atıf oluyor veya onun görüşlerini önemsemek zorunda kalıyor onu yazan, o kitapla yazan insanlar. Evet, hatta şunu söyleyeyim, bir tane derleme kitap vardı Zürher'de, sanırım Feraz Ahmet'in olması lazım ya da Mete Tuncay'ın, Osmanlı'da Milliyetçilik ve Sosyalizm'e dair 1908'den alıyor da. Onun da ön sözünde şu yazar, bizi tekrar Osmanlı tarihiyle barıştıran, işte önümüzü açan o çalışmaları iki kişidir, Tunay'a ile Berkes'tir derler. Yani böyle de önemli bir yeri var ki yani post-Kemalistler tarafından bile senin de söylediğin gibi selam verilmeden geçilemeyen bir adam. Yani akademik çalışmalara artık bu kadar nesnel bir şekilde hani önem teşkil ediyor. Öyle ve şey, bu ikinci meşrutiyetle alakalı genel veya en önemli tezi bana göre bu tebaadan vatandaşa geçme meselesi. Evet. Burada Cumhuriyet döneminde de bu ne diyelim ona, evrilmeşme diyelim. Bu evrilmeşmenin daha üst boyutta yaşandığını söylüyor ve devrime döndüğünü, evrimin devrime döndüğünü söylüyor. Evet. Burada Kemalist Kemalistler için söylenen bir şey vardır. Yapılan bir tespit vardır. Genelde eleştiri olarak söylenir. O da şu, toplumu bir hasta olarak ve kendisini bir doktor olarak görür. Böylece o hastalıklı yapının sorunlarını tedavi etmeye çalışır diye. Burada bu şeye, bu tespit haklılık verecek bir şeyi var Tunaya'nın. Onu okuyayım. Şey diyor, Atatürk iktidarının asıl niteliği diyor, toplumun hastalıklarına tedavi edebilecek dozda etkili olabilmesidir diyor. Az gelişmiş bir sosyal yapının direnme yuvalarını ortadan kaldırabilecek falan diyor. Evet, doğru. Kemalistler bir yönden, bir açıdan baktığım zaman hastalıklı bir topluma bir doktor olarak, yani başka bir fikre kulak asmadan bilimin dediği neyse, doktor öyle yapar ya, hani işte hasta bakıcıya sorayım veya dışarıdan birine sorayım demez. Ben kitapta ne okudum, hayatın, bu bilimin gerçeği nedir, onu ben hastaya uygulamak zorundayım der. Bunu, bu anlayışı burada görüyoruz. Bu hakikaten doğru. Ama ben bunu da eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu olması gereken bir şey olarak gördüğüm için bir övgü olarak söylüyorum. Tuna'ya da bunu görüyoruz. Tuna'ya da aslında şunu da görebiliyoruz. Biz bugün aslında çok güncel bir tartışmaya değinirsek, 2008'den sonra bütün dünyada, Batı Avrupa'da vesaire bir popülizm heyulasından bahsediliyor. O da şu, insanların bir şekilde oyunu alarak, yani çoğunluğun desteğinin arkasına alarak otoriterliğe doğru giden iktidarlar, rejimler ortaya çıktı. Bir şekilde aslında çoğunluğun tiranlığı diye eskiden beri, çağlar öncesinden beri tartışılmış bir şey bu. Yani demokrasinin sadece kelle hesabına dayandırılmasıyla ortaya antidemokratik bir rejimin, bir yapının çıkması. Şimdi Kemalizmin baktığı demokrasiye bakışı böyle değil. Az önce bahsettiğim gibi doktor hasta meselesi var burada. Çünkü toplumsal yapı bozuk tırnak içinde ve eğer aritmetik bir nicelik üzerinden bir demokrasi oyunu oynanacaksa burada, hiç de demokratik olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öncelikle toplumsal yapının belirli bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Ya, bu çok tırnak içinde Jacoben modernleşmeci bir şey. Bir mantık ve bu ama bir tarihsel bir gerçek yani ve haklı bir gerçek, yapılması gereken bir gerçek. Ve bu çoğunluğun tiranlığına dair işte şeyi var,
Tuna'ya diyor ki demokrasi diyor her şeyden önce belirli bir ilkelerin ortaya çıkmasıdır, hayata geçmesidir diyor. Yoksa çoğunluk hesabı değildir diyor. Bunu aslında bugünkü popülist rejimlere karşı yapılan eleştirilerde de görebiliyoruz. İşte insanlar artık ne demeye başladı? Kurumlar çok önemli. Kurumlar daha ağırlıklı olmalı. Seçimle iktidara gelmiş yetkililer, siyasetçiler her şeye karar vermemeli. Her şeye karar verdikleri zaman da zaten işte şeyde Japonya'nın diyelim ki büyükelçisi, bir tane bakanın akrabası işte bacana falan oluyor vesaire. Bu tarz şeyler oluyor. Halbuki kurumsal yapıların kendi ilkeleri olduğu zaman daha sağlıklı bir kurumsal devlet yapısı ortaya çıkıyor. Tuna'ya da bu tarz izleri görmek mümkün. O açıdan öncü bir insan olduğunu düşünüyorum. Peki Erhan, sana şey sorayım. Madem ki Cumhuriyet'e geçtik. Şimdi ya ilk önce şunu ekleyeyim. Bence Berkes'ten Tunay'a gitmek çok daha faydalı yazılarını okurken. Çünkü Berkes yoğun yoğun uzun uzun anlatmış birçok şeyi. Tunay'a da bunun dediğim gibi nüvelerini görüyorsun ve açıklaması oydu. Benzer düşünüyorlar demek ki. Şöyle bir tespit var Tunay'a. Aynı şey Berkes'te düşünüyor. Yani ben buna katılıyorum, sen katılıyor musun? Bunu sana soracaktım. Diyor ki, artık Cumhuriyet'e geçtik madem. Cumhuriyet'e geçtikten sonra artık diyor, üç tarzı siyasetin varlık amacı kalmamıştır diyor. Yani İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük bunlar artık modern siyaseti anlatan, açıklayabilen şeyler değil diyor. Berkes de aynı şekilde bundan bahsediyordu ve Türkiye'nin modern ideolojileri, yani iktisadi ideolojileri bir türlü geçememesinden dem vuruyordu. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Türkçülük bugün hala İslamcılık bir ideoloji midir? Aslında pratik bir ideolojidir ama yani sana bırakayım, sen anlat. Şöyle, şimdi Berkes'in ilgili açıklamasını ben de biliyorum ve katıldığım bir düşünce. Fakat Tunaya'nın bakışı veya kullandığı kavramlar tam olarak bununla üst üste koyduğunuz zaman oturmuyor. Biraz daha farklı kavramları var. Zaten bu işte batılılaşma hareketi ile beraber bu İslamcılık cereyanı diye kitapları da var. Şey yapıyor, bunları tek tek inceliyor. Fakat doğrudan Berkes gibi bir şeyi, bir sistematik bir tez ortaya koymuyor. Hani işte iktisadi ideolojileri vesaire diye. Fakat Tunaya'nın burada Berkes'in o yaptığı yoruma benzer bir yorum var. Şimdi tekrar bir altını çizelim onun. Berkes diyor ki Atatürk döneminde diyor ideoloji diye bir şey yoktu diyor. Yani Kemalizmi bir ideoloji olarak algılama meselesi hakim değildi. İşte kadro bunu denedi vesaire. Başka deneyenler oldu ama Kemalizm bir ideolojiden ziyade ideolojileri ortaya çıkaracak bir dünya görüşüydü veya bir toplumsal pratikti diyor. Siyasi pratikti diyor Berkes. Ve Kemalizmi bir ideoloji olarak görmüyor. Şimdi geldiğimiz zaman Tunaya'ya bu 1960'lı yıllarda dedik ya siyaset veya kamuoyu daha çoğulcu bir yapıya kavuşuyor. İşte sol yükseliyor vesaire ve kamuoyu doğuyor diyebiliriz hatta bir bakalım. Ama sorarsan, Tunay'a sorarsan kamuoyu 2. Meşrutiyet'te doğuyor. Efkar umumiye olarak. Evet. İlk nüveleri orada diyebiliriz. Ama 60'lı yıllar zaten benziyor. 1908 sonrasında benziyor 60'lı yıllarda. Hı-hı. Farklı akımlar ortaya çıkıyor. Dergiler çıkıyor vesaire. Ve Kemalizm'e de daha farklı bir açıdan bakmaya çalışan insanlar oluyor. Yani adını koyalım sol Kemalizm ortaya çıkıyor bir anlamda. Şimdi bu dönemde Tunay'ın mesela bu farklı yorumlara bakışı ne? Acaba muhafazakar bir şekilde bunlar yozlaştırıyor Kemalizmi mi diyor yoksa bunlar daha sıcak mı bakıyor? 68 kuşağında sanırım ilk öldürülen genç Vedat Demircioğlu. 68 yılında öldürülüyor. Temmuz 24 Temmuz'da öldürülüyor. 25 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi öğrencisi zaten. İstanbul Üniversitesi'nde bir anma tarzı bir şey yapılıyor. Burada Tarık Sefer Tunay'ın yaptığı bir konuşma var. Orada şunu söylüyor. Diyor ki gençler diyor Kemalizm raftan indiriyor artık. Bizim tarihi, inkılap tarihi, devrim tarihi derslerinde anlattığımız sıkıcı bilgileri bir kenara bırakıp dünyanın yeni gerçekleriyle siyasi değil sosyal unsurlarla kaynaştırarak farklı bakış açısı ortaya koyuyor diyor. Buna korkmamak gerekiyor diyor. Ve daha net bir ifadesi var. Bu bence en önemli kitabı İnsan Derisiyle Kaplana Yasa. Bu kitabın sonundaki o yazıda şundan bahsediyor. Diyor ki Atatürkçülük artık resmi bir ideoloji gibi tek bir yoruma bağlanamaz diyor. Farklı yorumlanmaması normaldir diyor. Bundan korkmamak gerekiyor diyor.
Bu arada bu resmi ideolojik meselesi, hani liberaller, işte post Kemalistler 1990'lardan beri defalarca bunu işte söyledi. Resmi ideoloji şöyle böyle diyor. Halbuki bir Kemalist bu eleştiri yapmış daha önce. Resmi ideoloji yanlış demiş yani. Resmi ideoloji yerine toplum içinde farklı sesler olabilir. Ve farklı görüşler ortaya çıkabilir diyor. Mesela burada bir ifadesi var yine Tunayan'ın. Tarihsel çoğulculuk var diyor. Yani bir siyasi çoğulculuk var diyor. İşte farklı gruplar işte kendilerini ifade eder vesaire. Bir de tarihsel çoğulculuk, yani tarihin, belli bir tarih döneminin birden farklı şekillerde, birden farklı yaklaşımlarla anlaşılabilmesi. Buna tarihsel çoğulculuk diyor. Bunu Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in kuruluş dönemi için kullanıyor. Bugünden bakıldığı zaman tarihsel çoğulculuk ortaya çıkmış. Farklı insanlar farklı algılayabiliyor, farklı yorumlar getirebiliyor. Bundan korkmamamız gerekir diyor. Dolayısıyla Kemalizmi sabit, tekil bir ideoloji olarak almak ve işte onun keskin sınırlar dışına çıkan herkese aforoz etmek yerine farklı Kemalizm yorumlarının var olabileceğini söylüyor. O yüzden Berkes'in söylediği gibi, şeyin de, Tunay'ın da söylediği aslında, daha çoğulcu bir Kemalizm yorumuna izin veriyor. O yüzden benzerlik görebiliriz. Ve bizce de zaten mantıklı olan budur. Anladım. Aklında bir ajanda var mı? Ajanda yoksa kitaplar üzerinden sence birazcık daha partileri vesaire konuşmak ister misin? Şöyle biraz kitaplarından bahsedelim. Bu insan derisiyle kaplı anayasa, az önce gösterdim bunu. Bunun ismi ilginç zaten. Niye böyle bir isim koymuş? İşte anlatıyor zaten arkasındaki yazıda, içindeki yazıda da anlatıyor. Diyor ki Paris'te diyor bir müzeye gittim diyor ve orada Frans Derin'i ile alakalı eserler gösteriliyordu. Bir tane kitapçığın üzerinde 1791 anayasası yazıyor ve onun altında şu yazıyor. İnsan derisiyle kaplanmıştır diyor. Ve işte burada şunu söylüyor. Diyor ki insanlık hürriyet mücadelesi için, özgürlük mücadelesi için ne büyük bedeller ödemiştir diyor. Ne kanlar akıtılmıştır diyor. O yüzden özgürlüğün işte sahip çıkması gereken bir değer olduğundan bahsediyor. Bu kitapta işte farklı yıllarda işte Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelerde yazılmış yazılarından oluşuyor bir kitap. Ama böyle köşe yazısı değil, bugünkü köşe yazıları gibi kısa yazılar değil, bayağı uzun. Böyle farklı dönemleri analiz eden, güncel konulara değinen bir kitap. Buradaki yazıları ben çok önemli görüyorum. O yüzden bu kitap bence Tunayan'ın en önemli kitaplarından bir tanesi. Veya şöyle söyleyeyim, benim en sevdiğim kitaplarından kitabı diyebilirim. Sana onu soracaktım. Ben mesela bir genç olarak Tunay'ı okumaya nereden başlamalıyım? Evet. Kesinlikle az önce gösterdiğim bu kitaptan başlamalıyız. Çünkü şimdi Siyasi Partiler kitabında direkt çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Belirli evet. Dönüm partilerine dair. O zaten akademik kaynak yani. Evet, akademik bir kaynak yani. Onun doktor öğrencisinin veya yüksek lisans öğrencisinin geleceği bir şey. Onun dışında bu da şu devrim hareketleri içerisinde Atatürk ve Atatürkçülük kitabı da yine belirli yazılarının olduğu bir kitap. Tabii işte adı üzerinde Atatürk dönemiyle alakalı ve onunla alakalı şeyler çoğunlukla. Buradaki yazılar da önemli. Bu iki kitabı ben önemsiyorum. Başlangıç olarak bunlardan başlanabilir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii şöyle seriler de var. Az önce gösterdim. İslamcılık cereyanı ve batılılaşma hareketleri diye. Bunlar birinci kitaplar. Diğerleri şu an yanımda yok. O yüzden gösteremiyorum. Bunlar önemli. Ama esas olarak ilk başta bahsettiğim iki kitap kullanılabilir diye düşünüyorum. Başka sorun yoksa diğer aldığım notlara bakayım istersen. Tabii bak sen bakabilirsin. Benim aklıma başka soru gelmedi şu an. Eğer arkadaşlarımız da varsa onlar da yazabilirler. Az önce çok az bahsettiğim Fransız siyasi bilimci Maurice Duverger ile olan ilişkisinden. Duverger siyasi bilimci ve Türkiye üzerine de önemli bazı yazıları var. Zafer Toprak şeyin öğrencilerinden, Tunay'ın öğrencilerinden bir tanesi. O da bundan bazı makalelerine bahsediyor. Tek parti dönemlerini, tek parti iktidarlarını kıyaslıyor Duverger. Farklı ülkelerdeki. Yani iki dünya savaşı arasındaki özellikle rejimler. İşte İtalya, Almanya, Sovyetler Birliği vesaire. Şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki her tek parti iktidarı totaliter olmak zorunda değildir diyor. Kemalist tek parti iktidar diyor. Tek partili oluşundan rahatsızlık duyuyor, huzursuzluk duyuyor diyor. İfadesi bu şeyin, Duverger'in.
Zaten tek şey serbest fırka denemesi oluyor vesaire. Hani düşündüğümüz zaman belirli bir içinde bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışıyor aslında o dinamikler. Fakat bir takım tepkiler bu hareketleri yarıda bırakıyor. İşte serbest fırkaya da devrim karşıtlarının girmeye başlaması, dolmaya başlaması. Aslında serbest fırkanın bir muhalefet partisi olarak tasarlanması ama o İzmir mitingi vesaire bildiğimiz, gördüğümüz gibi bir anda asıl iktidar partisi olacak kalabalığa bir anda ulaşmaya başlaması. Dolayısıyla bunu tehlike olarak görüyor o dönem iktidar ve serbest fırka işte 3 ay sonra kapatılıyor, 3-4 ay sonra kapatılıyor. Ama burada önemli olan şey tek partili rejimden çok partiye geçmeye dair bir isteğin, bir ihtiyacın olması. Ki bunu şöyle yorumluyor, şöyle de açıklıyor Düverce. Daha önceki o rejim, o tek parti rejimi kurulmadan önce o ülkede hangi rejim var, nasıl bir rejim vardı? Ondan sonra nasıl bir rejim oldu? Şimdi başka tür bir otokrasi varsa, saltanat gibi, ondan sonra tek parti rejimiyle beraber çok partiye geçilmişse, aslında bir geçiş dönemi olarak görebiliriz bunu. Yani ülkeyi çok partiye hazırlama dönemi olarak görebiliriz. Almanya'da veya başka ülkelerde böyle olmuyor. İşte Nazi iktidarı yıkılıyor veya savaş kaybediyor vesaire yani. Öyle geçiliyor çok partili hayat. Ama Türkiye'de bir şekilde yine aynı parti, Cumhuriyet Halk Partisi 1950 yılında, tabii önce 46 seçimleri var. Orada bir enteresan seçim oluyor. Hile yapılıyor vesaire ama sonra işte 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İsmet İnönü'nün kendi iradesiyle o kararı vererek seçimi kaybettiği seçimden sonra iktidar devrediyor. Dolayısıyla daha tarihsel baktığımız zaman, öncesi ve sonrası da baktığımız zaman 23-46 veya 23-50 arasındaki tek parti rejimi nereden nereye geçiş sağlamış? Buna bakmak gerekiyor diyor Evet. Güverge ve Tarık Sefer Tunay'da da bu şey var. Dedik ya az önce, demokrasiyi belirli bir gelişme seviyesi ile mümkün olacak bir şey olarak görüyor ve tek parti rejiminde de bu işte gelişme meselesini ortaya konduğunu söylüyor. O açıdan Düverce ile ilişkisi önemli. Zaten Düverce'nin bir kitabının Türkçe çevirisinde sanırım şey var, ön sözde Tuna'ya teşekkür var veya onunla irtibatlı olduğunu anlayabileceğiniz bir şeyler var yani. O yüzden Düverce ile ilişkisi önemli burada şeyin. Evet, Yani doğrudur. onu belirtmek istedim. Düverger de biz Kemalistlerin bir bakıma milli yazarlarından zaten. Kışlalı Evet. da çok önemsiyor, her yazısında atıfıyor. Yani yani Kemalizme olumlayan bir yabancı profesör olunca biz de şey oluyoruz doğrudan. Hani Evet, bakın hoşumuza gidiyor açıkçası. adamınız da gol diyor gibi. Evet, hani maalesef böyle bir şey var yani. Onlar deyince daha değerli oluyormuş gibi oluyor. Evet. Bir şey soracaktım da yani şu an unuttum, Unuttum. kafam karıştı. Sen devam et. Burada şu az önce bahsettik biraz 60'lı ve 70'li yıllardaki siyasi yazarından bahsettik Tarık Sefer Tunay'ın. Burada mesela bu öğrenci boykotları, işgalleri veya sosyal alanda işçilerin yaptığı yürüyüşler, bunlardan bahsediyor. Toplumda büyük bir rahatsızlığın, huzursuzluğun olduğundan bahsediyor Tunay'a. Bu Tunay'ı nerede konumlandırdığımıza veya nerede konumlandırmak gerektiğine dair soruyu aslında cevap niteliği olan bir şey bu. Burada bu uyanıştan bahsediyor. Bunu uyanış olarak olumluyor, övüyor bu toplumsal hareketliliği. Fakat bir yandan da şunu söylüyor. Diyor ki siz yanlış kararlar verdiniz diyor işte iktidara, yöneticilere. O yüzden toplumsal hareketlilik ortaya çıktı diyor. Ve bu toplumsal hareketliliğin baskılması veya işte daha stabil, daha istikrarlı bir topluma geçmemiz gerekiyor diyor. Burada aslında devrimci bir sol düşünce tam tersi bu rahatsızlıktan şey yapar, mutluluk duyar. Bunun çelişkileri Evet. arttırmasından mutluluk duyar ve işte nihayetinde bir devrim hikayesi vesaire ortaya çıkar. Fakat daha evrimci, daha ılımlı bir sosyalizm anlayışına mensup olduğu için Tuna'ya burada bu tepkilerin yani bir bölüşüm ilişkisi içerisinde yeniden bir bölüşüm ilişkisi kurarak tepkilere istenen cevapların verilmesini şey yapıyor, talep ediyor. Yani bir devrimci sınıf iktidarı perspektifinden ziyade bölüşüm ilişkileri içerisinde daha eşitlikçi bir yapıya geçmeyi tavsiye veya telkin eden bir şeyi var. Siyasi pozisyonu var diyebiliriz Tuna'ya için. Çatışmayı öngörmüyor veya desteklemiyor diyebiliriz. Aslında Az çatışmayı destekliyor önceki fakat bunu, belirli sınırlar içerisinde destekliyor evet. Yani çatışma derken bayağı böyle fiili, silahlı bir çatışmayı yani. desteklemiyor da, Evet, evet, evet. anladım.
Şey söyleyecektim az önceki konuda da dediğin gibi nereden nereye geçtiği meselesinde işte İlker Hoca da İlker Aytürk de bildiğin gibi o hani bizim için artık amento olmuş makalesinde haklı olarak şundan bahsediyor hani post Kemalistler işte sürekli 1908 ve işte 45-50 arasında alıyorlar ve oradan yorumluyorlar. Ama abi yani gerisine gittiğimizde demokratik bir sistem mi vardı da birdenbire Kemalistler geldi ve her şey çok otoriter bir hale büründü. Yani tıpkı senin dediğin gibi nereden alıp nereye getirildi ve o Evet. süreç nasıl oldu? Yani öncesine bakmadığımız zaman bu sefer şey oluyor. Vay demek onlar yapmış ya. Zaten öncesini ve sonrasını da incelemiyorlar. Hani çoğunlukla göz ardı ediyorlar. Soğuk Savaş'taki sadece iktidarları bir kenara koyuyorlar. Şimdi 1908 öncesi işte gerici diyebileceğimiz padişahları. Gerçi padişah ilericisi aydın despotizmi olur en fazla. Yani en fazla ikinci Mahmut'u Evet. severiz. Bu yani alttan gelen bir şey yok. Bunu göz ardı ediyorlardı. Tuna'ya da Tüver genelde anladığımız kadarıyla yani her aklı başında bilim adamı gibi buradaki tarihsel sürecin önemini vurgulamış Evet. diyebiliriz. Ya, o bakımdan bir örtüşme var. Yani hem Düverici hem Tuna'yı hem İlker Aytürk arasında böyle bir ortaklık, daha tarihsel hangi yöne doğru gittiğine bakmak gerektiğini söylüyorlar. Ki Evet. sağlık olan da zaten bu. Şeyde bu tarihsel bakış meselesinde mesela Tuna'nın şöyle bir kavramlaştırması var. Ulusal özgürlük ve ulusal haklar, kişisel haklar ve sosyal haklar diye bir üçlü ayrım yapıyor. Ve önce yapılan şeyin, önce varılmak istenen hedefin ulusal haklar olduğunu, ulusal özgürlük olduğunu söylüyor ki bunu işte milli mücadele ve ulus devletin inşasıyla beraber bu tamamlanıyor veya bu aşama bitiriliyor. Ondan sonra kişisel haklar, daha fert planında, birey planında haklar gündeme gelebilir diyor. Daha sonra da işte belki bununla iç içe, bununla eş zamanlı olarak sosyal haklar ki bizim görevimiz diyor. Bunu yazdığı yıllar işte 60'lı yıllar. Bu bireysel, ferdi planda hakları ortaya çıkarmak, bunları getirmek ve bununla beraber sosyal haklar getirmek diyor. O açıdan tarihsel bir çizgi Tuna'da da haklar konusunda veya tarihsel gelişim veya demokratik gelişim diyebiliriz buna. Bu konuda daha tarihsel bir bakış açısı var. Az önce bahsettiğimiz gibi bu konuda da daha tarihsel bakıyor. Evet. Şeyde geçen konferansın konusu ile alakalı bir şey var mesela burada. Akçura'dan bahsettik önceki yayında. Ve kısmen Gökalp'ten bahsettik. Gökalp'i Mehmet Kağan Çalen hocam alacak. O yüzden hani hem önceki yayın hem sonraki yayına bir atıf olsun diye Gökalp'e dair bir eleştirisini de burada ifade edeyim. Alt notlar arasında o var. Burada şeyi söylüyor. Birbirini inkar edecek unsurların karışımına dayandırmakla suçluyor veya eleştiriyor Gökalp'i. Burada önceki yayında bahsetmiştik biraz. Gökalp daha telifçi bir yazar. İşte Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak kitabı var meşhur. Orada yani Türklük, yani milliyet, din ve medeniyetin hiçbiriyle çakışmayan farklı kategorilere ait alanlar olarak görüyor bunları ve dolayısıyla hiçbir sorun çıkmayacakmış gibi bunları bir sentez haline getiriyor. Biz tabii ki şunu söylemiyoruz, işte birini alıp diğerini inkar edelim veya bunları dövüştürelim demiyoruz. Fakat bazı sorunların bilimsel bir anlayışla, sosyal bilimci mantığıyla ortaya konması için daha sağlıklı bir şekilde bakmak gerektiğini, daha realist bakmak gerektiğini söylüyoruz. O açıdan önemli bir sosyal bilimci olarak Tarık Sefer Tuna'ya Gökalp'e bu eleştiri yapmış. Bu arada şunu söyleyeyim. Aslında en başta söyleseydim keşke bunu. Tuna'ya aslında hukuk mezunu. Yani Evet. profesörlüğü de hukuk üzerine. Kamu hukuku, anayasa hukuku daha çok ama anayasa hukuku zaten siyaset bilimiyle çok yakın bir disiplin. Yani mesela bir ülkenin rejimi diyelim ki başkanlık veya parlamenter sistem. Bunu şimdi hem anayasa hukuku olarak görebiliriz hem de bunun bir siyaset biliminde karşılığı vardır işte. Hangi seçmen davranışını tetikler vesaire. Demokrasiye etkisi nedir gibisinden. Dolayısıyla aslında şey olarak, resmi olarak tahsili hocanın anayasa hukuku veya hukuk diyebileceğimiz bir alanda. Fakat daha çok siyaset bilimiyle alakalı çalışmaları biliniyor. Aslında benim burada işte ifade etmediğim birçok şeyi var. Çalışması var hukukla ilgili. Fakat benim ilgimi bir siyaset bilim öğrencisi olarak da bunlar çektiği için bunlardan bahsediyorum. O Siyasal açıdan bilimlerin kuruluşunda da İstanbul Siyasal Kuruluşu'nda onu da. söyleyecektim. Ben işte Evet. İstanbul Siyasal mezunuyum zaten. Bilen arkadaşlar biliyordur. Orada İstanbul Siyasal'ın
en büyük amfisinin ismi zaten Tunay Amfisi'dir. İstanbul Siyasal'ın diğer amfilerine baktığımız zaman Sıddık Sami Onar, işte Ragıp Sarıca vesaire. Bunlar da aslında Tunay ile beraber İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nde bir dönem görev yapmış insanlar. Ama Tunay'a esas olarak 79 yılında İstanbul Siyasal'ı kuruyor. Kurucusu olarak, kurucu dekan olarak görev yapıyor. Maalesef tabii 12 Eylül'den sonra tasfiye edildiği için 82 veya 83 yılında çok kısa bir süre orada kalabiliyor. Ama tabii İstanbul Siyasal'ın kurucusu Tarık Zafer Tunay'a ve Türkiye'de sanırım ikinci Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Siyasal şey vardı. Ankara Siyasal vardı işte meşhur Mülkiye. Zaten Mülkiye ile İstanbul Siyasal, Ankara Siyasal, İstanbul Siyasal şeyinde o tatlı atışmasında İstanbul Siyasal'ın elindeki en büyük kozlarından bir tanesi de budur. Tarık Zafer Tunay'dır. Çünkü hep İstanbul'da yer almış. İstanbul Üniversitesi'nde kalmış bir insan yani. Ankara'da pek şey yapmamış, bulmamış bir insan. Evet. Hatta emekli olduktan sonra, yani 83'ten sonra 91'e kadar yaşıyor. Bu süreçte de dışarıda veya işte evinde birçok farklı yerde sık sık öğrencileriyle buluşuyor. Hatta bunu düzenli olarak yapıyor. Perşembe buluşmaları, tam hatırlamıyorum şimdi gününü, perşembe buluşmaları diye hatırlıyorum. Yavuz Abadan, Ankara Siyasal, evet doğru. Bu buluşmalar zaten az önce bahsettiğim Erol Şadi Erdinç gibi diğer öğrencilere, akademi içinden veya dışından öğrencileriyle bu buluşmalar devam ediyor. Kendisi öldükten sonra da hatta o öğrenciler işte Zafer Toprak gibi, Mehmet Alkan gibi öğrencileri de bu buluşmalara bir süre devam ettiriyorlar. O açıdan da yani İstanbul'da aslında bir kültürel ve siyasi bir bilimsel bir gelenek oluşturuyor Tunay'a. O açıdan da önemli bir insan yani. Evet. Genelde yani özellikle Cumhuriyet'in ilk döneminde İstanbul-Ankara atışmaları aslında bir eski Elçin rejimle devrimci Ankara'nın atışması çerçevesindeydi. Ama artık yani Tunay'ın siyasalda bir sembol olması, hani Kemalist devrimin oraya da hakim olduğunu neredeyse gösterir nitelikte. Ya, o şöyle aslında, şimdi 33 yılında üniversite reform yapılıyor ya, Darülfünun üniversite oluyor, İstanbul Üniversitesi oluyor. Dolayısıyla o İstanbul'un tasfiyeler. Zaten Osmanlıca tırnak içinde niteliği, dersaadet veya payitaht niteliği zaten kurumlardan da temizleniyor yavaş yavaş o dönemde yani. Evet. O yüzden o biraz geride kalmış oluyor bahsettiğiniz dönem. Evet. Sorular mı geldi? Bir şeyler geldi az önce ama ben tam bakamadım onları. Soru yok ama soru varsa alabiliriz. Sorular gelirken ben de şeyi söyleyeyim. Yorumlar da okuyabiliriz aslında. Gökalp ile alakalı olacak ama senin dediğin o İslamlaşmak, muhasırlaşmak, Türkleşmek konusunda. Yanlış hatırlamıyorsam Kurtuluş Hoca'nın şöyle bir yorumu vardı. Gökalp onu yazdığı sırada Türklerin diyelim artık, yani o Osmanlı içindeki vatandaşların yeterince Türk, yeterince İslam, yeterince muhasır olmadıklarını düşünüyordu gibi bir yorumu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da farklı bir bakış açısı aslında, hani Ziya Gökalp'in hani olanı inceleyen bir sosyal bakış yani. Biraz olması gerekeni söyleyen bir ideolog olduğunu göz önünde bulundursak aslında bir temenni, hani Atatürk'ün şey demesi gibi, biz hani sınırsız kaynaklı demesi gibi bir temenni gibi geliyor bir yandan da. Böyle de bir yorum var. Bana da haklı geliyor açıkçası. Gökalp zaten genelde benim de gördüğüm kadarıyla olması gerekene dair bir şey yapıyor. Gözlem yapıyor. Yani çok realist bir insan değil gibi. Yani zaten tarihe bakışta. Şimdi yani sen de biliyorsun, bu Türk tarihinde feminizm falan görüyor mesela Gökalp. Evet. Hani bazı normatif şeyler etkiliyor bakışında, tarih çalışmalarında etkiliyor yani Gökalp ya sosyoloji çalışmalarında. Yani olması gerekeni anlatırken, yani burada Gökalp'e girdi kusura bakmayın ama olması gerekeni anlatırken tarihten bu bizde zaten vardı deyip götüren ve Gökalp'in herhalde orada şeyin ilk nüvesini görebiliyoruz. Normalde işte Namık Kemal'den ve öncesine itibaren yapılan her yenilik şeriata atılırken, İslam'a atılırken Gökalp bunu Orta Asya Türklüğü'ne atıp bugünkü işte Türkçülerin, Turancıların veya işte ulusalcı Kemalistlerin işte pantolon dizdeydi, Selçuklu'da laiklik vardı, işte feminizm zaten Orta Asya'da vardı gibi söylemlerinin temeli de aslında bir bakıma Gökalp'te var. Ama onun yaptığı dönemde bunu anlayabiliyorsun çünkü yeni bir şey getirmek, yeni olmak zor o zamanlar. Ama şu an yani rasyonelite, yani
bu yeni bir şey, bu haklı bir şey, bunu alalım dediğin zaman modern bir insan bunu kabul edebilmesi lazım. O zamanlar öyle değildi. O zamanlar için bu doğru olabilir ama şu an Ya buna gerek zaten yok. Gerek olmaması lazım. bu tarihsel bakış çok önemli senin bahsettiğin şey. Yani o dönemin belki bir ihtiyacıydı fakat bugün buna şeyimiz yok, buna ihtiyacımız yok diyebilmek önemli. Zaten aslında ilk bunu Emirhan'la yaptığımız ulusalcılık yayınında da kısmen bahsetmiştik. Şeyin Atatürk döneminde ikinci meşrutiyette biraz olumsuz bakılması veya ihmal edilmesi normal. Çünkü yeni bir rejim kuruluyor fakat Tunayan'ın 1952 yılında mesela o şey siyasi partiler yazdığı tarih ve sonrası. Artık bu dönemde böyle bir ihtiyaç yok. Çok daha soğukkanlı bir şekilde bakılabilir ikinci meşrutiyete. Yani biz geçmişte yapılan bizim referans dönem olarak aldığımız dönemde yapılan her şeyi bütün detaylarıyla alıp bugüne taşımakla yükümlü değiliz. Yani o dönem yaşayan insanlarla böyle bir şey yoktur. Böyle beklentisi yoktur yani. 30, 50 yıl sonra, 80 yıl sonra bugün ben ne yapıyorsam aynısını yapsınlar diye bir beklentisi var mıdır o zaman yaşayan insanların? Ben sanmıyorum, zannetmiyorum yani. Evet. O yüzden Tuna'ya o şeylerden bir tanesi. Yani yine bir Kemalist'in bunu yapması önemli. Bir başkası yerine, bakın Kemalistler yalan söyledi, ikinci meşrutiyeti küçümsedi demesi yerine, yine bir Kemalist'in ikinci meşrutiyeti değerini, önemini ortaya koyması çok önemli ve bunun şey olması, akademide olması önemli. Bugün yine en başta konuşmaya açtığımız yeri dönelim. 80'lerden sonra demiştik ki İlker Aytürk'ün makalesinde ifade edildiği gibi post Kemalist bir dönem yaşanıyor ve akademide Kemalizmin bir günah keçisi haline getirildiği anti-Kemalizmin yaygınlaştığı bir çağ yaşadık. Gerçi o makalenin yazıldığı 2015 yılından sonra işte Kaykay atılanları vesaire tasfiyelerle beraber şu anki durum biraz daha farklı noktaya geldi. Yani daha iktidarın destekçisi, daha işte muhafazakar şeyler, akademisyenler daha ağırlıkta gibi geliyor bana. Fakat bizim üniversite okurken şikayetçi olduğumuz şeylerin bir tanesi de niye bizim hocalarımız arasında yani Kemalist yok gibisinde çok şikayetçi olurduk. Mesela benim şimdi İstanbul Üniversitesi'nde okuduğum derse girdiğim amfinin ismi Tunay'aydı. Ama ders veren hoca bambaşka bir insandı yani. Tunay'la çok alakası olmayan bir insandı. Yani bunun gibi. Evet. Ama şeyin Tunay'ın işte böyle bir önemi var. Tarihsel olarak baktığımız zaman işte Muammer Aksoylar vesaire daha yakınlarında Kışlalılar gibi önemli Kemalist akademisyenlerden bir tanesi Tunay'a ve birçok insan yetiştirmiş bir insan. Ve yani eğer bir idol olacaksa tabii ki insanların farklı yöntemler olabilir. Herkes akademisyen olmak zorunda değil veya yüksek lisans yapayım, doktora yapayım demek zorunda değil. Fakat bu yolu seçmiş bir insan iseniz idol olarak Tuna'yı alabilirsiniz rahatlıkla en büyük bu alandaki insanlardan bir Kesinlikle tanesi. evet. Evet yani bu aslında köklerimiz serisinde çalıştığımız insanlar çoğunlukla şöyle yol açmış insanlar. Hani olmayan patikalardan yürümüş. Yani Tunay'a meşrutiyetin yolunu açmış. Arkasından onca değerli öğrenci yürümüş. İşte Berkes Çağdaşlaşmayı 1700'den başlatmış. Hani o tarihlerde daha 1700'lere dair hani Osmanlı tarihi neredeyse yazılmamış. Doğru düzgün. Bunun gibi bu insanların çok yani almadık. Yani belki bizim köklerimizde yok ama Pertevin Ali Bora'da mesela olmayan bir kürsü açıyorlar. İşte halk bilimleri diye. Hani o dönem o jenerasyon hani böyle değerli insanlar yetiştirmiş. Biz en azından var olan patikada yürüyüp hani bir tuğla ekleyebilirsek hani güzel yeni bir çalışma yapabilirsek bu bile bir şeydir. O yüzden bunlar gerçekten ilham alınacak isimler. Özellikle akademideysek. Evet. Birkaç bir şey ekleyeyim. Bu Tunayan'ın hayatı hakkında bir kitap benim bildiğim kadarıyla yok. Bir armağan kitabı var fakat o da armağan Evet. kitaplarında olduğu gibi çeşitli makaleden yer aldığı bir kitap. Bir doktora tezi yazılmış. 2006 yılında sanırım. Tez merkezinde var. Orada çok geniş bir şey yok. Hani çok doyurucu bir metin değil o. O yüzden aslında çalışılabilir bir tarihsel şahsiyet aynı zamanda Tunay'a. Hani Kemalist açısından da aslında bir şey, bizim için de aslında bir görev olabilir yani Tunay'ın hayatı veya görüşleriyle alakalı bir tez veya makale gibi şeyleri aslında yapmak gerekir diye düşünüyorum Evet. biz Kemalist öğrenciler için. Bu da bir şeydir yani görevlerden bir tanesidir. Ama mesela Entelektüel biyografi eksikliği var. Evet, doğru sen söylüyorsun. yapıyorsun. İnşallah yaparız öyle Evet, bilmiyorum. mesela bir öneri geldi şu an. Şeyde Mesela Niyazi Berkes'e dair de yok. Yani aslında birçok aslında kişiye dair yok. şöyle Niyazi Berkes'e dair aslında var bence. Çünkü Cemil Meriç'te Biyografi. mesela biyografi demiyorum, tez var. Ha, Cemil tez Meriç'te var, de tez var. Yani entelektüel biyografi yok. Mesela İşte Beyce Baran çalışıldı. Ama onun gibi doğru. kapsamlı. Yani Cemil şey Meriç var. diyordum.
Cemil Meriç ile mesela Niyazi Berkes'i kıyaslayan bir tez Tabii tabii çok var. Yani Berkes üzerine falan çok tez var da doğrudan entelektüel biyografi şeklinde çok fazla benim bildiğim yok. İngilizce evet, var de... diyor Karaca. Şey mi hocam? Bu Şakir Dinçer'in sanırım Feraz Ahmet'in danışmanlığını yaptı. Galiba onu diyorsunuz. Evet. Oysa doğru. Bir tane evet, evet, evet ona bakmıştım. Türkçe'de yok ama mesela. Evet, Beyce Boran'da Gökhan Atıl'dan hocanın doktora teziydi. Evet Erhan, söylemek istediğin, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Evet, ben burada şey, aslında bitirdik konuyu burada. Daha da uzatmayalım. Soru varsa soru alabiliriz. Emirhan bir şey, bir şey ekleyip soru soracağım diyor. Emirhan istersen aç mikrofonunu kamerana. Öyle dahil olabilirsin. Vallahi harika oldu. İkinizin de ağzına sağlık. Sağ ol. Kaliteli yayın oldu. Bir kez onu söyleyeyim. Şimdi ortalama birkaç ay önce bu Batılılaşma kitabını okumuştum ben şeyin hatırlarsanız. Tunay'ın. Orada bir sahne var. Hem bu Batılılaşma meselesiyle alakalı hem de o Batılılaşma kitabının içinde bir tasnif var. Bütüncüler, kısmiciler ve sentezciler diye. O tasnifi hatırlatmış olduysa oradan o tasnife ulaşabilir. Şimdi işte Hilmi Yelken'den kadrodan veya da Peyami Safa'dan falan bahsediyoruz bu tasniflerde. Bir sahne var, o sahneyi çok seviyorum. Eski ve yeniye ve modernleşmeye daha çok iyi bir sahne. Hamdullah Supi Tanrı Över'le, yani İstanbul vekili, İstanbul mevzusu Hamdullah Supi ile Erzurum mevzusu Ziya Hoca. Birisi pozitif ilimlerinden yararlanmış Hamdullah Supi, diğeri de medreseden çıkma bir beyefendi. İkisi arasında bir tartışma var. 1925 yılında mecliste tartışıyorlar bunlar. Ya 25 yılı işte muhtemelen Medeni Kanun 26 mıydı 25 miydi? 26. 26 mıydı? Ona da o yola doğru giden bir tartışma olabilir yani. İçeriği şimdi unuttum şey, internette buldum tartışmalı şeyini. Medrese aklı şöyle bir eleştiri sunuyor. Batılılaşma programına ve hukukun medenileşmesine. İslam kadınlarını fuşa sürüklüyorlar, sarhoşlar himaye ediyorlar, yaptı tereddüt, mukaddesatı diniye ihmal ediliyor. Tehlike var, tehlike. Garp medeniyetinin rezaletleri murdarlıklarıyla birlikte alıyoruz. Yani işte oradan bir şeyler ayıklayalım, öyle alanımcılıkla alakalı bir konu bu. Yani adam aslında medresedeki adamlarından programa karşı değil ama moral değerleri özellikle istemiyor, ahlaki konularda bir itirazı var. Hamdullah Supi'nin de sevdiğim şöyle bir yanıtı var. Diyor ki karşımızdakiler zannediyorlar ki medeniyet bir kıtadan diğer bir kıtaya geçerken gümrüklere uğrar. Ziya Efendi Hazeratı ile beraber bir komisyon teşkil ederiz. Önlerine kağıtlarını alırlar ve dışarıdan içeriğine gelirsen madde madde görürler. O gelenler lokomotif, buyursun içeri. Bu gelenle dans, kabul etmiyoruz, kapı dışarı. Medeniyetler bir memlekete girerken gümrüklere uğramaz. Şunun bunun mütalasını almaz, tasvirini beklemez. Gelenler eğer bir takım ihtiyaçların bir takım zaruretlerin neticeyi tabiyesi ise mutlaka içeri girer, mani olamayız diye bir cevap veriyor. Daha sonra Tuna'ya tartışırken şöyle bir taraf söylüyor. Yani en büyük örneklerden birisi fabrika girdi mi sosyalist akideler de içeri girer, işçi de içeri girer. Evet. Yani işçi girdiği zaman onun başka ahlakı olur, burjuvanın başka ahlakı olur. Yani bu özellikle birinci katkım bu olacak. Bu batılaşma meselesinin o kitapta böyle birkaç sembolik örnekte çok güzel örnekleri var. Meraklısı onu söylemek istedim bir katkı. İkincisi de yine kitabı okurken 1960'da Sadık kardeşimiz herhalde alta yazdı. 1960'da herhalde şeyin yazımı, batılaşmanın yayınlanma tarihi. 27 Mayıs'tan hemen sonra muhtemelen içinde 27 Mayıs övgüleri de var tabii ki bu olacak. Evet. Orada övgülerden birisi şey. Şurada şey yapayım. Bir saniye. Orada şunu söyleyeyim. O kitabın başında şey diyor. 28 Nisan 1960 gençlerine ithaf ediyorum diyor kitabı. Yani işte o Turan Emeksiz'in vurulduğu 28 Nisan 1960 tarihindeki İslam Üniversitesi'ndeki olayları söylüyor. Şimdi burada önemli bir kısım şu ve soruya dönüşecek taraf da şu. Benim tanıdığınız için kılçık bir soru. Biraz da konuşalım diye soruyorum bilerekten. Burada 27 Mayıs'ı aslında şöyle görüyor hoca. DP çoğunun içinden teşkil etmiş olağanüstü bir tahkikat komisyonu vardı diyor. Bu tahkikat komisyonu Türkleri
Türklere ihtilal hakkı kullanmasını Türklerin ihtilal hakkını kullanmasını sağladı diyor. Çünkü hatta Türkler kolektif bir hürriyet olan İstiklal Mücadelesi'nden sonra ilk defa insan hak ve hürriyetlerinin kazanılması için bu çapta bir harekete girişmişlerdir. 27 Mayıs hareketinin manası budur diyor. Ve işte bir şekilde demokrasinin bir veçesini de askerle bir şekilde buluşturmuş oluyor. Bunu sormuyorum. Merak ediyorum Erhan veya Saltuk bu konu hakkında Zafer Tarık Kumay'ın da işte görüşleri ışığında nasıl değerlendirebiliriz? Yani 27 Mayıs mesela örnek vereyim en büyük olaylardan yani sonuçta bir karşı devrim ve devrim diyalektiği içinden düşünüyor genelde o kuşak o ekol ekseriyetle şu anda da 20 yıldır İslamizasyon politikasına dayanan bir İslamcı partiyle yönetiliyoruz öyle veya böyle literatürdeki tartışmalar hala devam etse de bu mantığa göre mesela yani işin esaslı Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir şey düşünmüş olsa acaba Tuma'ya şu an ne derdi mesela? Bu da bir soru. Eğer içindeki kuvvetlerin milliliğine inanıyorsa tabii. Bunu sormak isterim. Yani asker ve 27 Mayıs ilişkisi ve bugüne nasıl yorumlayabileceğimiz bunu. Evet. Şöyle. Bunun bir ihtimalinizi de gözlere alarak şey yapın. Tarihe çünkü not olarak düşüyor bu. Hepinizi seviyorum. Kapattım ben videomu. Sağ olasın. Önce ben başlayayım istersen. 27 Mayıs tabii benim biraz hassas noktam. Zaten doğum günün. Doğum günüm zaten. Şimdi 27 Mayıs iki açıdan değerlendirebilir. Bir askeri müdahale olması yani bir zor yoluyla, bir cebir yoluyla iktidarı ele geçirme olayı. İkincisi de yarattığı sonuçlar. Yani 61 Anayasası diyelim ona ikinci madde olarak. Şimdi ilki tabii ki bir toplumun demokratik gelişim kabiliyetini gelişmesini engeller. Çünkü o toplum baskıcı bir iktidarı kendi güçleriyle artık yenememiş. Bir silahlı güç gelmiş, yenmiş. Dolayısıyla bu toplumsal gelişimi zayıflatan bir unsur. Bu işin kaçınılmaz bir boyutu. Fakat o olay üzerine bakacak olursak bir yangın çıkmış, ülke yanıyor. Siz buna seyirci mi kalmanız gerekir yoksa elinde bu yangını söndürecek bir alet varken durdurmaz mı gerekir şimdi? Bu soruyla karşı karşıya kalan insanlar ikinci şeyi seçmiş. O yangını söndürmeyi seçmiş. Ve doğru olan da sanki buydu. Çünkü belirli bir eşikten sonra artık geri dönülemez noktaya gelmişti. Bu böyle fakat bu şu demek değildir. Bu hiçbir zarar vermedi. Türklerin, işte Türk toplumunun kendi demokratik haklarını kendi gücüyle savunma reflekslerini zarar vermedi dersek bu yanlış olur. Bu işte tarihte hiçbir şey zaten mükemmel değildir. Bu olması gereken bir hareketinde de istemediğimiz sonuçlar olmuştur. Bu budur. Benim şeyim bu. Bu tabii ki Emre'nin sorusuna çok tatmin edici bir cevap değil. Onun da farkındayım. Ama onun bir cevabı var mı? Onu da bilmiyorum. Yani ben de şöyle bakıyorum. Yine az önce konuştuğumuz gibi tarihsel bakmamız gerekiyor. Yani ben şuna katılmıyorum. Mesela darbe kötüdür. Yani değil hangi şartlar altında, kim yapmış, sonrasında olmuş, nereden, yani kime yapmış? Onun gibi. 60'ta da şöyle ya zaten demokratik yollar tıkanmış artık tahkikat komisyonuyla vesaire. Yani gerçekten yani demokratik bir yerden seçim, hatta yok demokratik bir yerden de seçimi kazanmadı. Yani Demokrat Parti geldiğinde zaten demokrasinin bir sürü kırıklıkları vardı. Özellikle 55'ten sonra bunu iyice arttırdı ve artık yani artık rekabetçi otoriter mi denir o zamana da, yani çok bilmiyorum, hakim değilim bunlara ama demokratik olmadığı kesin ve CHP'nin elindeki hemen her şey çöken yani bir sistemde darbe yapıldı ve şu güzel ki darbe sonrası orada bir kere başta kalmadı. İçerideki radikaller temizlendi. 61 Anayasası gibi özgür hükümet anayasa geldi. Solun önü açıldı. Yani sonraki süreç özellikle 61 Anayasası bakımından devrimseldi sonraki. Ve Türkiye'de güzel yanı şu. Ya bizim hani artık lanet ettiğimiz 71-80 dahi Cumhuriyet'e kastetmemiştir. En azından demokrasiye çok büyük ket vurmuştur. Ama en azından yani Türkiye, Orta Doğu'da ve sanırım Asya'daki tek işte neredeyse 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde diyebilecek tek ülke. Çünkü hiç ara vermedik o Cumhuriyet'e. O yüzden bence çok değerli. 60'ı da ben olumlu buluyorum. Olumsuz
eksik ve yanlış yerler olmasına rağmen sonraki süreç zaten 71 ve 80 darbesi 60'a karşı yapılmış darbelerdir. Az önce konuştuğumuz gibi bunun da çok fazla delili var. Yani doğrudan bak, o da darbe, bu da darbe. Demek bunların hepsi asker yaptı. Hatta hepsini Kemalistler yaptı demek. Son derece boş, son derece yüzeysel, şekilci yorumlar. O yüzden hiç katılmıyorum. İstersen Ömer Hoca bir şeyler ifade edeceğini söylemişti. Evet, evet. Ömer Hocam Ömer bir şey eklemek istediğini söylemişti. Eğer kendisi dahil olursa. İyi akşamlar. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Sağ olun bana da fırsat verdiğiniz için. Evet. İki önceki toplantıda da konuştum ama bir iki bir şey eklemeye ihtiyacı hissettim. Eksik olduğunu düşündüğüm için değil de belki biraz böyle toparlama bağlamında belki bir iki bir şey söyleyebilirim. 27 Mayıs'taki Tarık Zafer'e dönelim isterseniz. Zira 27 Mayıs meselesi bence ayrı bir toplantının konusu olsa sanki daha iyi olur. Bu kadar dallanıp budaklanırsa da bu meseleleri zannediyorum bir saat, bir buçuk saat içinde de çözemeyiz. Tarık Zafer'den hemen 27 Mayıs'a yönelik bir yine insan derisiyle kaplı anayasadan bir iki not aldım. Bu da çok güzel bir şey söylüyor. Her anayasa ulusal, uluslararası hürriyetçi savaşların yeni bir halkasıdır. Ama mutlak bir sonunda değildir. Bakın anayasayla ilgili söylediği şey Tarık Zafer Tunay'ın kendi yaptığı anayasaya bile diyor. Hiçbir anayasa mutlak bir son değildir. Sürekli değişebilir, dönüşebilir. Yani burada bir tarihin sonunun konulmadığını ve buralara da bir takım siyasi putlar inşa etmememizi gerektiren bir takım ifadeleri var. Ben bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci aldığım not yine şeyle ilgili. 27 Mayıs sonrası rejimiyle Devlet Planlama Teşkilatı üzerinden bir eleştisi var. Orada şöyle söylüyor. Kalkınma rasyonelini saptayacak Devlet Planlama Teşkilatı hükümetin emrinde anayasanın emrettiği özellikten yoksun bir memurlar heyeti durumuna sokulmuştur diyor. Ve az gelişmiş bir ülkenin de özel sermaye elinde daha da kötü duruma sürükleneceğine dair bir eleştirisi var Tarık Zafer'in. Bu bağlamda ben şu sağ sol meselesine yönelik bir iki bir şey söyleyeceğim. Sonra da Tarık Zafer'in bizim için neden önemli olduğunu hemen kısaca toparlayacağım. Saatin ne kadar ilerlediğinin farkındayım çünkü. Bunun bir korsan bildir olmasını da istemiyorum. Arkadaşlar iki tane sözü var Tarık Zafer'in. Dikkat etmemiz gerekiyor bence. Birisini 21 Şubat 1971'de söylemiş. Demiş ki Türkiye şimdi bir kavşakta neyi seçeceksiniz? Sermayeyi mi, insanı mı? Dıştan pompalanan bir ekonominin yaratacağı rejimi mi? Yoksa Atatürkçülüğün yolunu mu? Atatürk'ün yapmak istemediği şey mi? Yoksa gerçekten Kemalist %100 yerli bir kalkınma rejimini mi? Burada kapitalizmle arasına ve mevcut iktisadi sistemle arasına ciddi bir bariyer koyduğunu görüyoruz. Diğeri daha erken dönemde yazdı ve Ceyhun Atuf Kansu aktarıyor Tarık Zafer'den. Tarık Zafer'in 21 Mayıs 1966'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir köşe yazısından şöyle söylemiş. Tabii çok kaba bir ayrım gibi gelebilir ama sağ ve sol arasında bir ayrım yapıyor ve solu sahiplenerek yapıyor. Bunun önemli olduğunu görmek lazım. 90'lardan sonraki Kemalistler'de maalesef böyle algılar yok. Mesele açıktır demiş. Sağ insanlar arasında hiyerarşiye, eşitsizliğe dayanır ve yenilikçi değişmelerin karşısındadır. Sol insanlar arasında eşitliğin ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesini ister de değişmeyi bir zaruret sayar. Tarık Zafer çok net anlatırken ya da konuşurken. Burada çok üstü örtülü bir şey söylemiyor aslında bize ve demokratik sosyalizm meselesine de katılıyorum. Ama orada bence şöyle minik bir açılımda çok küçük bir şey oradaki bir nüansa bence dikkat etmek gerekiyor, o da şu. Tarık Zafer yine insan derisiyle kaplı anayasada sosyalizmin 3 türünden bahsediyor. Bir tanesi klasik anlamda bir ortodoks Marksizm, ikincisi Avrupa solu, üçüncü de 3. dünya sosyalizmi. Şimdi demokratik sosyalizm üzerinden kendini sürekli kurarken 3. dünya sosyalizmini anlatırken de o ülkelerin kapitalizm ve sosyalizm dışında kendilerine dair bir yol ve hürriyet arayışı olduğundan bahsediyor. Bunu da olumlayan cümleler sarf ediyor. Yani klasik anlamda bir Avrupa tipi demokratik sosyalizmiyle 3. dünyacı sosyalizmin arasında kalan ikisinden de kendine bir takım şeyleri belki miras edinebilmiş bir sosyalizm anlayışı olduğunu görüyoruz. Tabi buradaki demokratik sosyalizm de tuhaf bir şey. Bence başka programda konuşulması lazım bunun. Onu şimdiden söyleyelim. Kemalist eksenden bakan ve kendini demokratik sosyalist diyen Muammer Aksoy gibi, Uğur Mumcu gibi ve Tarık Zafer Tunay gibi kişilerin o dönemin Avrupa merkezi sosyal demokrasisiyle aralarındaki benzerlik ve farklılıkları, bu bağlamda da Türkiye'de iki tarzı sosyal demokrasiden bahsedilmesi gerektiğini de burada not olarak düşelim ki İlerleyen programlarda belki Kemalizm ve sosyal demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklarken de faydalı olur gibi geliyor. Ben yine her zaman yaptığım minik bir iki eleştiri yapıp hemen kapatacağım. Zannediyorum sadece iki dakika konuştum. İki dakika konuştum galiba. Estağfurullah hocam.
Şimdi Tarık Zafer, şöyle bir anım vardı benim. Biliyorsunuz Bilgi Üniversitesi'nde bir toplantı yaptım ve ertesi gün sizlerle buluşmuştuk. Onu ben burada diğer konuklarla da ben paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Tarık Zafer Tuna'nın kitaplarını Bilgi Üniversitesi basıyor. Bence bu Türkiye'de Kemalistler açısından bir faciadır, onu söyleyeyim. Yani bu Bilgi Üniversitesi'ni küçümsemek açısından değil ama yani şimdi Bilgi Üniversitesi'nin kuruluş sürecini, nasıl kurulduğunu ve Bilgi Üniversitesi'nin ideolojik altyapısını hepimiz biliyoruz. 900'lü hatlardan kaynaklanan bir finansmanı var kısmen. Değil mi? Ama onun ardından hani şimdi bunu dalga geçmek ya da pejoratif bir şey için söylemiyorum ama böyle bir finansman gerçeği var. Ya da bizim ikinci cumhuriyetçi olarak adlandırdığımız ya da işte bir liberal, sol liberal vesaire bu isimlerle adlandırdığımız ve Kemalizme karşı düşünsel olarak beslendiğini düşündüğümüz bir üniversite burası. Ama bir Kemalist akademisyenin kitaplarını Bilgi Üniversitesi yayınları basıyor. Yani bu birinci faciadır, onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de Kemalistlerin sahiplenmesi gereken birini hiçbir dönemde sahiplenmediğini göreceğiz. Bu bence Kemalistler açısından çok vahim bir durum. İkincisi, Bilgi Üniversitesi'nde katıldığım toplantıda oradan bir arkadaşımız var mı bilmiyorum burada ama ben bu eleştiriyi maalesef tekrar yapacağım. O gün gerçekten çok üzülmüştüm. Şunu söylemiştim Bilgi Üniversitesi Atatürk'ü Düşünce Kulübü'ndeki arkadaşlara, dedim ki Kemalistler açısından çok önemli olan, belki de bir başat nokta olan, temel bir dönüm noktası olan çok önemli bir hukukçu ve tarihçinin kitapları buradan mı basılıyor? Kim olduğunu biliyor musunuz deyince cevap alamamıştım. Bu hakikaten bizim için ikinci bir faciadır. Yani Yılmaz Özdil'i bilmeyen kalmadı Türkiye'de ya da ne bileyim işte bir sürü işte Sinan Meydan'ı bilmeyen kalmadı vesaire vesaire vesaire. Ama her şeyin başında, bakın arkadaşlar, geriye doğru döndüğümüzde her şeyin başında iki tane çok kritik isim var. Biri Hıfzı Veli Dedeoğlu, biri de Tarık Zafer Tunay'a. Yani hem hukukçu hem tarihçi olmaları gerekçesiyle bu insanların, ki Hıfzı Veli aynı zamanda ADD biliyorsunuz Onursal Genel Başkanı'dır. Bu iki isme dair bir fikrimizin olmaması muazzam bir faciadır. Bu toplantı belki de bu anlamda önemli. Yani öbür Bilgi Üniversitesi üzerinden sahiplenmedi. İkinci bir açılım. Şimdi Mete Tuncay diyor ki hepimiz Tarık Zafer'in paltosundan çıktık. Tamam, Mehmet Alkan çıktı. Şey çıktı. Mete Tuncay çıktı. Tamam. Peki bunlar bu Tarık Zafer'in politik ardılımı? Hiç değil. Tarık Zafer Kemalizm üzerinden kurgulanırken diğerleri anti-Kemalizm üstünden kurgulandı. Yani Tarık Zafer'in Kemalist öğrencileri nerede? Yani, tamam, Zafer Toprak, evet, tamam. Zafer Toprak, evet, Kemalist damarını saklayan bir hoca değil. Tamam, bir kenara koyalım. Başka kim var? Yani niye bizim kendini Kemalist olarak adlandıran tarihçilerimiz, aydınlarımız vesaire hiç Tarık Zafer Tunay'a hiçbir şekilde referans vermeden nasıl konuşuyorlar, ben gerçekten hayret ediyorum. Ki Tarık Zafer Tunay'a belki de benim Doğan Avcıoğlu'nda anlattığım şeyin aynısını yapıyor. Şunu yapıyor. Eleştirel sahiplenme anlayışı, bir tarih anlayışı var. Eleştirerek aşma, eleştirerek sahiplenme. Tarık Zafer'de çok net bir biçimde gördüğünüz bir şeydir. Ben Türk Siyasal Hayatı dersinde İttihat Terakki döneminde Tarık Zafer Tunay'ın Hürriyetin İlanı başlıklı kitabını okutuyorum. Çok incecik bir kitap. 80-90 sayfalık bir kitap. Bence bir lisans öğrencisi için mükemmel bir özettir. Onu söyleyeyim. Arkadaşların da aklında bulunmasını isterim. Bu kitabın tamamını okutuyorum. Daha doğrusu bir 60-65 sayfasını falan okutuyorum. Tarık Zafer'de bence en iyi fark ettiğimiz şeylerden biri şu. Tarık Zafer mesela İttihat Terakki, özellikle 2000'li yıllardan itibaren İşçi Partisi'nin öncülüğünde İttihat Terakki ile Kemalizm arasında doğrudan bir öncülük ardılık ilişkisi vardır. Ve biz Kemalizme ne kadar bağlıysak İttihatçılığa da o kadar bağlıyız şeklinde anlatılmaya başlandı. Ama 2000'lerden önce hiçbir zaman böyle Kemalistler bağlamında böyle bir İttihat Terakki güzellemesi, böyle doğrusuyla her şeyini sahipleneceğim, ölürüm bütün iddiatçılara gibi bir algının olduğunu görmüyoruz. Bu çok yanlış bir algı. Orada göreceğiz ki Tarık Zafer Tuna ya İttihat Terakki içindeki antidemokratikleşmeyi, militaristleşmeyi, halkına yabancılaşmayı, onların aceleciliğini vesaire vesaire çok fazla şeyini eleştirerek kurduğunu görüyoruz Tarık Zafer Tuna'nın. Gerekirse de eleştireceğiz. Yani her şeyini kabullenirim. Niye? Çünkü liberaller İttihat Terakki'ye vuruyor. Arkadaşlar, böyle tarih savunusu olmaz. Böyle tarih savunulmaz. Bir insan liberaller vuruyor diye savunulmaz. Bu çok saçma bir tarih anlatısıdır. Belki tarihçiliğimizle ilgili de belki bir ayrı bir program yapmak gerekecek. Yani onu da saklayalım. Bir de Tarık Zafer Tuna'ya iki şey daha söyleyip kapatıyorum. 7 dakika oldu galiba ben konuşmaya başlayalı. İki şey daha söyleyip kapatıyorum. Tarık Zafer Tuna'nın Siyasal Partiler kitabındaki tarih inceleme yönteminin aynısını Mete Tuncay'ın kitabında görüyoruz. Türkiye'de Sol Akımlar kitabının içerik ve yöntem açısından tamamen Türkiye'de siyasal partilerin ardılıdır. Ya da
yazarını hatırlamıyorum. Şu an şurafın üstünde duruyor. İletişim Yayınları'ndan çıkan Osmanlı Sosyalist Fırkası kitabı. Birebir Tarık Zafer'in tarih yazma yöntemi ve o partiyi açıklama yönteminin doğrudan uzantısıdır. Bu yöntemi çok iyi bellediler ve bu yöntemi çok iyi kullandılar. Bu alanda da bu siyasi partiler üzerine Tarık Zafer'den sonra yapılan iletişim yayınları, birikim yayınları, eksenli çalışmaların hepsi çok kıymetlidir, değerlidir. Bunların hepsine sahip olup bunların üzerinden yeniden yorum yapmamız gerekmektedir. Bunu belki de şey yapmak lazım. Diğeri dediğim gibi yani Tarık Zafer bizim için bir şey, bir öncül. Akıl olarak bir öncül. Tarık Zafer çok iyi bir tarihçi ve iyi bir siyasetçi. Ve belki çok dikkat edilmiyor ama Türkiye'de siyaset bilimi kürsüsünün kurucularından biridir Tarık Zafer. Evet, isim olarak İlter Turan'dır Türkiye'de siyaset biliminin kürsüsünün kurucusu. İlter Turan her işin başındadır. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ben İlter Turan buradaki ziyaretinden de, Kırklar Üniversitesi'nin ziyaretinde de kendisi bahsetmişti hocam, sağ olsun. Ama gerisinde hem siyasi hem siyasal partiler incelemesi hem de siyasal kurumlar ve anayasa hukuku şeklinde çok önemli bir metin yazmış olması, Türkiye'de siyaset bilimi incelemesinin de, siyasal partiler üzerinden siyaset bilimi incelemesinin de çok önemli bir başlangıcı olduğunu da görmemiz gerekir. Tekrar 7-8 dakika vaktinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Beni de davet katılmama müsaade ettiğiniz için. Sağ olun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim hocam katkılarınız için. Ömer Hoca söyleyince aklıma geldi. Bu Meşrutiyetin İlanı kitabında bir de çok duygusal diyeyim. Evet, Hürriyet'in İlanı kitabında bir tabir var Balkan Savaşları için. Diyor ki kaybedilmiş kurtuluş savaşıdır diyor. Yani o tarihi o kadar benimsemiş, o kadar geriye çekmiş ve oradan yaşayan bir adam ki. Gerçekten bu çok doğru bir tespit. Biz bunu anlayamıyoruz, hissedemiyoruz ama Balkan Savaşları gerçekten kaybedilmiş bir kurtuluş savaşıdır. Böyle böyle çok güzel tespitleri de var. Hocam sağlatın şimdi tekrar aklıma geldi. Evet. Burada şey önemli bence. Daha sonraki haftalarda belki yapacağımız sosyal demokrasi yayınında bunu açma imkanı buluruz belki. Evet, o benim aklımda. Bu arada yani buradaki arkadaşlara duyurmuş olalım. Sabancı Üniversitesi'nden Berk Esen hocamızla da Kemalizm ve sosyal demokrasi üzerine bir yayın yapacağız. Orada da bu konuyu açarım, evet. Ben sorarım. O yani bu konunun üzerine gitmek gerekiyor. Aklına hoca bahsederken geldi. Doğan Avcıoğlu dediği için aklıma geldi. Doğan Avcıoğlu'nun işte 9 Mart 12 Mart sürecindeki rolüyle alakalı bir röportaj yapmıştı Kararet'te şeyle, Uluç Gürkan'la. Bir işte geçen sene, yani bu sene 12 Mart'ında yapmıştık. Orada şundan bahsetmişti bize. Demişti ki aslında durduk yere bir darbeci faaliyet falan olmadı Doğan Avcıoğlu'nun ve başkalarının. Gelen bir faşizm vardı diyor. Bunu görmekteydiler ve bunu engellemek için bu mücadelenin içine girdiler diyor. Şeyde de aslında 12 Mart'tan çok kısa bir süre önce işte yazdığı yazılardan bahsediyor şeyin, Doğan Avcıoğlu'nun, Uluç Gürkan. Şeyi incelerken Tuna'nın bazı yazılarını, 12 Mart'tan işte birkaç ay önce yazdığı bazı yazılardan mesela şundan bahsediyor. Diyor ki işte sermayenin çıkarları için rejim giderek daha otoriterleşiyor. Bu işin sonu faşizme varacak diyor. Mesela çok benzer bir şeyi tespit onunla da görüyoruz 12 Mart'ta giderken. Bunu da şey yapmak, arada bir eklemek istedim yani. 12 Mart şeyle, evet, alakalı, dönemiyle alakalı. Ben de bu arada yani böyle atışmalarla tabii devam edelim istemiyorum ama belki ayrıca bir yayın yaparız, bunun üzerine konuşuruz. Bu mesela Ömer Hocam az önce ekledi işte Tuna'dan bir alıntı yapıp iktisadi sistemde antikapitalist olduğuna dair de. Şöyle mesela Friedrich List de liberal değil veya sosyalist de değil. İşte milli bir kalkınmacı ya zaten başlatan adamlardan böyle bir akım var. Ama bunlar nihayetinde şey değil, kapitalizme aslında karşı değil. Yani liberalizme karşı. Yani diyorlar ki biz kendi içimizde bir gelişelim, güçlenelim, rekabet edebilecek seviyeye gelelim. Ondan sonra açılırız liberalizme. Yani sanki bir aslında kapitalizme karşı olduğunu çok düşünmüyorum. Gökalp'te de var bu. Bu işte güçlenene kadar. Hatta Gökalp'in şöyle bir lafı var. Hemen sana veriyorum. Friedrich List'in lafı şey diyordu. İngiltere'nin milli iktisadı liberalizmdir diyor. Çünkü ona en çok fayda sağlayan o. Böyle bir bakış açısı var. Ben o yüzden hani anti-liberal olabilir ama anti-kapitalist olduğunu ben düşünmüyorum en azından. Şöyle, şimdi özel mülkiyete karşı mı değil mi? Şimdi bu sayfaları karıştırıp bunu arayıp buna göre bir şey yapmak, tanım yapmak, pozisyonunu buna göre belirlemek çok da sağlıklı olmaz. Burada kapitalizmde bir derdi var mı sorusunun cevabı da anti-kapitalist olduğuna işaret edebilir. Hani mevcut kapitalist sistemin mesela özel sektör veya sermaye lehine
işliyorsa, bunu açıkça eleştirmişse yazar Tuna'ya, buradan kapitalistlerin şu anki mevcut durumu ile alakalı bir eleştirisi, bir karşıtlığı, bir alternatif bir çözümü varsa orada bir şey vardır. Karşılık vardır. Ama bunu direkt özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı bir sistem içinde görüyor mu? Hayır. Bence de görmüyor. Evet. Bu arada yorumlar gelmiş. Kusura bakma, ben şu an görüyorum. Deniz onlara bak Bey istesen, sanırım. Eksik kalmasın. Evet. Deniz Bey sanırım. Umarım yanlış söylemiyorum. Bu konuşma serisi Gökalp'le mi sanırım? Merhaba. Sanırım İlker Hocam. Evet. Evet. İlker Hocam buradaymış. Bu konuşma serisi Gökalp'le mi sonlanacak yoksa devam etmeyi düşünüyor musunuz diye sormuş. Hocam hoş geldiniz öncelikle aramıza. Fark etmemişim sizi. Gökalp'le sonlanmayacak aslında. Devam etmeyi planlıyoruz. Köklerimiz serisinin yanında bir de ismini koymadık ama Kemalizm ve Sosyal Demokrasi, Kemalizm ve Liberalizm, Sosyalizm, hatta Kemalizm ve Uçsa ve Irkçılık diye konular belirlediğimiz bir seri yapmayı planlıyorduk. Hatta inanır mısınız Kemalizm ve Uçsa ve Irkçılık konusunda size ulaşmayı düşünüyorduk. bir bu var hocam. Diğer yandan Köklerimiz serisine de devam etmeyi planlıyoruz. Hakkı Uyar hocam örneğin şeyi aksilik olmazsa Mahmut Esat Bozkurt anlatacak gibi böyle devam etmeyi planlıyoruz hocam. Çok sağ olun. Hocam isterseniz mikrofonunuzu açıp siz de katılabilirsiniz. Bu akşam sizin akşamınız. Ben dinliyorum sadece. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, başka şey var mı Saltuk? Başka bir katkı soruyorum. Bakıyorum tekrar. Bizim Tolga Sağlam bir şey söylemek istemiş. Tolga, senin mikrofonunda ya da internetinde problem vardı. İstersen yaz, ben buradan okuyayım. Ya da düzelttiysen kendin okuyabilirsin. Evet, Tolga burada mı? Belki yazıyordur buradaysa. Sanırım. Sanırım yok. Düşün başka sırada. Yorum veya soru varsa arkadaşlar. Ben buradayım da sesim iyi geliyor mu? Çok iyi gelmiyor ama. Abi. Çok boğuk geliyor. Tamam. Ama anlaşılıyor. Tamam, eğer boğuk geliyorsa ben şey yapmayayım, konuşmayayım. Yani söyleyeceğim şeyleri zaten hani daha sonrasında da konuşabileceğim şeyler. Bu toplantıya öyle çok tatlı koyacak şeyler olmadığı için şimdi konuşmama gerek yok. Peki. Başka yorum veya soru, katkı yoksa, Erhan senin de ekleyecek şeyin yoksa. Bak yarım saat yaparız dedim ki yine 1,5 saat oldu. 1,5 saat oldu ama bunun bir 15 dakikası bazı Afrikalı dostlarımızın saldırısıyla geçti. Evet, bu arada da yani ben kapatmak zorunda kaldım. Belki gelecek hani 5-10 kişiyi de engellemiş olduk. Ama yani bunu yapmam gerekiyordu yayının kalitesi açısından. Yoksa yani devam edemeyecektik. Evet. Ya burada Ömer Hoca burada, işte İlker Hoca burada, diğer insanlar da burada. Onların da böyle bir şey yaşamasını ben üzüldüm ya. İşte birileri trollüyor yayını, arkadan garip sesler geliyor. Hani biz neyse de biz alışırız böyle şeylere. Evet. Üzücü oldu o durum yani. Evet. Yani artık kendilerinden özür dileyip ekleyecek de bir şeyin yoksa. Evet. Ya şöyle, şimdi herhalde unuttuğum bir şey yok. Tuna'ya yani kişisel olarak da benim için önemli bir insan. Ben İstanbul Üniversitesi'ne ilk başladığım zamanlarda tabii çok da bilmiyordum. Hani işte mesela Turan Emeksiz'in heykeli vardı. Hala var. Hala kaldırmadılar, duruyor orada. Fakültenin önünde. Bu kim diyordum. Bu adam acaba niye heykelini koymuşlar falan diyordum yani. O kadar cahildim bu işlerin. Ve amfide, o büyük amfide, Tunay amfisini görünce de merak etmiştim. İlk öyle başlamıştı benim için Tunay'a merakı. Şimdi işte bugün hani hakkında konferans vermeye çalışıyoruz acizane. Buralara kadar geldik. Bu açıdan mutluyum. Ve bu Ömer Hocam da az önce bahsettiği gibi daha fazla çalışmamız gereken bir insan olduğunu düşünüyorum hepimizin, Tunay'ın. O yüzden de az önce tekrar işte göstermiş olayım. Şu kitaba insanlar bakabilir. Bunu öneriyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka aslında bir karıştırsınlar sayfalarını. Bir şey kaybetmek üzere. Erhan, son olarak sence peki Tunay'ın hatalı bulduğun yönleri, eskimiş yönleri, şikayet düşen yönleri var mı? Aklına geliyor mu şu an? Şöyle,
illaki okurken denk geldiğim bir takım şeyler olmuştur da. Aklımda kalan işte bunu nasıl böyle görmüş ya, bu kadar saçma olmaz diyebileceğim bir şey şu an aklıma gelmiyor. Ama elbette kitabı karıştırırsam mesela katılmadığım birçok şey bulurum. Ama mesela aklıma şu an geldi. Herkes diyor ki Osmanlı düzeni teokrasi değildir asla diyor mesela. Klasik düzen, ama Tuna'ya onu teokrasi olarak konumlandırıyor. Her ne kadar ruhban sınıf olmasa bile hukukun işte dine dayandırılması teokratik yapar diyor. Ama mesela böyle bir çatışma, yani iki farklı fikir mesela aklıma geldi şu an. Bu tarz şeyler var, fakat çok majör bir hatasını veya hatasını işte yakalamak gerçi çok şey, hadsiz bir ifade oluyor da bir şeyini, bir açığını görmedim yani şeyin, Tuna yani. Evet, anladım. Ya bu genel köklerimiz serisinde anlattığımız o zaman insanlardan almamız gereken temel şeylerden birinin de şu olduğunu tekrar bir üstüne çizelim. Bu adamlar kendilerini kemalist olarak nitelemelerine rağmen o dönemdeki hataları görmüşler, eleştirmişler, olması gereken şeyleri söylemişler. Biz de ya bu adamları şu an önemsiyoruz ve anlatıyoruz ve belki bizden küçük işte kardeşlerimize, arkadaşlarımıza tanıtmış oluyoruz. Tamam, bu adamlar idol de, ama bu adamların da hataları, eksik bıraktıkları şeyler, yanlış düşündükleri şeyler, eskidikleri düşündükleri şeyler illaki vardır, olacak, olmalı. Ve biz onları görüp onların üzerine veya o kemalist dönem veya herhangi bir dönem üzerine bunları biz ortaya koymalıyız. Yani yoksa yeni bir şey söylemedikçe konuşmanın anlamı kalmıyor ve biz eski şeyleri tekrar edeceksek hani varoluşumuzun bir anlamı kalmıyor. Başkalarının ayak üzerine basa basa kendi ayak izimizi bırakmamış olacağız ve geriye döndüğümüzde sadece yani gölgede kalmış insanlar olacağız. O yüzden ya, olduğumuz yere durmuş olacağız. Olduğumuz yere durmuş olacağız. Evet evet, aynen öyle. Yani hatalarımızla hani gayet olduğumuz gibi eksikliklerimizi severek var olacağız. Hani kişi olarak bunu yapabilirsiniz ama en azından siyasal düşüncelerden de hani bunu yapmamamız gerekiyor. Bunu söyleyelim son olarak. Senin de söylemek istediğin son olarak alakasız gelebilir şu kitabı da önereyim. Çok güzel bir kitap gerçekten. Kitap program gibi oldu ama. İhtemek yüzü. Yani 27 Mayıs konuştuk ya. 27 Mayıs hakkında çok önemli bir kaynak. Yani okumayanlar varsa buradan. İçinde şey de var. Tunayan'ın işte atılma hikayesi de var şeyden. O anayasa komisyonundan. Bu hikayeler de anlatılıyor. O yüzden ara sıra zaten soruluyor da işte 27 Mayıs'la alakalı kaynak ne okuyabiliriz diye. Göstermedin ama şu iki makalelerin kullandığı kitabı yok. Göstereyim ben de. Batılılaşma, işte Atatürk gibi kitaplarının yanında Türkiye'de Siyasal Gelişmeler kitabı iki cilt olarak makalelerinin toplandığı, Ömer Hoca'nın dediği gibi Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış kitapları da var. Bunları da göstermiş olalım en azından. Hani ilgi evet. Duyanlara. İstersen daha fazla sabırla zorlanmayalım. Saat evet. Kapatalım. Biz herkese çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz, dinlediğiniz, sabrettiğiniz için. Umarım hani belki bir şey katabilmişizdir. Bir araştırma heyecanı olur veya yani bilmediğiniz bir fikir olur. Yani bunu yaptıysak biz çok mutlu oluruz. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Mehmet Kançelen Hoca'nın Gökalp'i anlatacağı tarihi Tarihini şu an hatırlamıyoruz. Biz onu paylaşacağız. Herkese geceler diyelim. Hocalarıma tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.